değerli izleyicilerimiz, Adnan Oktar'la sohbetler başlıyor. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tatlısı Umut Akyürek, maşallah. Allah ömrünü uzun etsin, sağlık saat versin. Allah nuruyla sarsın. Annesi, kardeşi falan hepsi muhterem insanlar. Eşi de çok dindar bir genç, maşallah. Muttaki, namazında, niyazında, maşallah. Evet, dinliyorum. Nokta Dergisi son sayısında kapakta 2 Kasım Pazartesi Türkiye İç Savaşı'nın başlangıç tarihi başlığını yazdığı için toplatıldı. Genel yayın yönetmeni ve yazı işleri müdürü gözaltına alındı. Ne anlama geliyor yani? Ya iç savaş mı iç savaş, bunlar böyle cahil cühelada çok olumsuz etkileyecek laflar. Yani insanların içini açacak güzel sözler etmeleri lazım. Yalnız başbakan akılcı, güzel konuşuyor maşallah. Evet. Sola güvence vermek lazım. Sol çok karamsar. Yani kazanamayan kesim yarı yarıya olduğu için en az %50'nin biraz üzerinde, onların karamsarlığını hükümet daha güçlü gidersin. Evet. Bak başbakan uyanık maşallah, o sürekli bu konuya vurgu yapıyor. Evet. Bazı bakanlar falan da o tarz bir usluba giriyorlar ama Cumhurbaşkanı da onu güzel vurgulayabilir. Adı üstünde Cumhurbaşkanı, evet. Cumhur'un başkanı. Evet. Yani hiç kimse mağdur olmayacak. İşte çünkü onlar AK Partili olmayanların ezileceğine inanıyorlar. AK Parti'ye oy vermeyenler falan, yani darmadağın edecek falan feşmeken. Onu başbakan çok munis, şeker bir üslupla uzun uzun anlattı, vurguladı. Sevgiye de gönderme yaptı maşallah. Allah razı olsun. Sevgiye gündemde tuttu. Evet. Evet, yine etiket yapalım. Sevgisiz yaşanmaz. Maşallah. Yani sevgisiz yaşanmaz.
Etiket yapalım. Dün birinci olmuş etiketimiz. Evet. Zaten mutlaka o kulvara giriyor. Yani her gün. Maşallah. Sevgisiz yaşanmaz. Doğru. Şimdi bu emniyetli, benim gözlemlediğim kazanamayan kesim çok karamsar. Yani bayağı bir korku sarmış. Çok tedirginler. İşte AK Partili olmayan herkesi kırıp geçirecekler falan gibi bir şey var. Halbuki ne başbakan uslubunda öyle bir şey var, ne cumhurbaşkanı uslubunda öyle bir şey var. Bunu uzun bir telkin olarak biraz daha devam ettirmelerinde fayda var. İnşallah. Yani biz vatandaşımıza sahip çıkarız. Herkes eşit şartlardadır. Böyle bir şey yoktur. Ondan sonra değil mi? Her şeyin böyle makul olduğu, seveceğim bir çizgide olduğu vurgulansın. Efendim, ne şikayetler onun üstüne durmak lazım. Yani ne istiyor mesela, ifade hürriyeti istediği gibi konuşsun. Ondan sonra bu ne Nokta dergisi, ama kardeşim ayaklanma falan, ya bunlar sakat laflar. Bu bilinci zayıf olan bir insanda olumsuz etki var, adama takıntı haline gelir o. Yani öyle telkin olmaz. Değil mi, adam ümitsizliğe kapanıyor bazen, mesela şizofren bir ruha giriyor. Allah izleyesin yani. Sakat olur. Birçok terör örgütü var, şey bilmem ne falan. Türkiye'ye iş çıkartır daha önce, biliyorsunuz. Yine iş çıkarabilirler. Yani sonra da kendileri tabii zor durumda kalıyor, ama bu devlete, millete pahalıya mal oluyor. Ekonomi alt üst oluyor, bilmem ne yapıyor. İnsanların canı yanıyor. Ölenler oluyor, şehit olanlar oluyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in bir açıklaması vardı. Okuyabilir miyim adam? Evet. Ömer Çelik şöyle söylüyor: kimsenin hayat tarzına karışılmayacağı güvencesi verdi. Kaybeden partiler olmasına rağmen kaybeden tek bir vatandaşımız yoktur ifadesini kullandı. Çelik, ötekileştirme üzerinde siyaset yapmak en karşı olduğumuz meseledir. Bütün farklı kesimlerin hiçbiri kiracı değildir. Bütün toplum kesimleri ev sahibidir. Birinci sınıf vatandaştır. Hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar, onların rızasını almak gözeteceğimiz ana unsur olacaktır. Bir daha. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, kimsenin hayat tarzına karışılmayacağı güvencesi verdi. Bak şimdi bu çok önemli. Bunu Cumhurbaşkanı da söylesin. Evet. Çok hayati bir açıklama. Yani solun en korktuğu şey o. Evet. Çekinin ya adamlar, işte biz Türkiye'yi terk edeceğiz bilmem ne falan. Ya onların huzuru AK Parti'yi daha da bütünleştirir. Yani o %70'lere, 80'lere çıkar. Yani o kesime özellikle ağırlık versin. Sağı tamam mutlu ettirir de, şimdi de solu mutlu edecek bir politika edesin. İnşallah. Evet. Kaybeden partiler olmasına rağmen kaybeden tek bir vatandaşımız yoktur ifadesini kullandı. Çelik, ötekileştirme üzerinde siyaset yapmak en karşı olduğumuz meseledir. Bütün farklı kesimlerin hiçbiri kiracı değildir. Bütün toplum kesimleri ev sahibidir. Birinci sınıf vatandaştır. Hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar, onların rızasını almak gözeteceğimiz ana unsur olacaktır. Ha. Bu çok önemli, ama hem Ömer Çelik'in üstünde, Ömer Çelik tamam da fakat yetkisi o kadar fazla olan bir insan değil. Hükümet sözcüsü mü Ömer Parti Çelik? Sözcüsü. Ha, parti sözcüsü. O zaman tabii onların adına konuşuyor, ama özellikle Tayyip Hocam konuşursa çok iyi olur. Yani en hayati olan Tayyip Hoca'nın konuşması. Ama bazı solcular da halkı aşağılayan üslup kullanıyor kendi kafalarınca. Halk daha da korkuyor onu görünce, daha da sağa sığınıyorlar. Ya solcu olacaksa bile oradaki, yani çok özür dilerim ama ahlaksız üsluptan, ya diyor bunlar maazallah bir başa geçse ne yapar ya diyorlar, o zaman AK Parti'yi destekleyelim bari diyorlar. Tabii. Yani böyle oluyor, yani sol iyilik yapmıyor, böyle yani dehşet veren bir üslup kullanıyorlar. Çok çirkin hakaretler, çirkin küfürler, halka saldırılan üsluplar, sol derken bir kısmı tabii, bu çok çirkin. Yani o hani arada sırada görünen tipler var ya, onlar sağa akıl almaz yardım ediyor. Haberi var mı onların? AK Parti'nin oylarını artıran asıl onlar. En sıkı AK Partili bile onlar kadar oy artıramaz. PKK, AK Parti'nin en iyi oy artıran elemanı diyebilirim. En şiddetli oy. Yoksa AK Parti'nin normal oyu, yani çok az olur, o kadar olmaz yani. Hadi 270-280 milletvekili falan olabilir en fazla. Yavuz.
Ya öyle demeyelim de işte oran olarak %35'ler falan olabilir oy oranı. PKK acayip tırmandırıyor. Onlar pislik yaptıkça millet sağda bütünleşmeye gidiyor. Yani böyle bir durum var. Ama hepsinin üstünde meydana gelen netice Mehdiyet'in bereketiyledir. Maşallah. Seyyidina İsa Mesih'in bereketiyledir. Allah onların yüzü su hürmetine bu neticeyi meydana getiriyor. Mesela Sayın Deniz Baykal'ı meclis başkanı yapsalar çok güzel olur. Evet. Sevgi öğretmenim, sen hep sevgiyi anlat çünkü bizim ruhumuz sevgiyle besleniyor, aydınlanıyor, hayat buluyor diyor. Cavidan. Üstadım Mehdi Aleyhisselam uzun yaşayacağı geçiyor hadislerde. Siz de altın çağın çok kısa süreceğini söylemiştiniz. Yani Mehdi Aleyhisselam sağ iken bozulma mı olacak? Öyleyse Mehdi Aleyhisselam buna nasıl izin verecek? Serkan. Dünya hakimiyeti kısa sürüyor. Evet. Yani bütün dünyaya İslam hakim oluyor. İsa Mesih ile birlikte olduğu dönem. İsa Mesih ona bağlanıyor, biat ediyor Mehdi'ye. Birlikte 7 veya 9 senedir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani amaç zaten dünya, yani mutluluk içinde yaşasınlar, uzun uzun yaşasınlar amacı yok. Sadece İslam'ı anlı şanlı bitiriyor. Hristiyanlığı da anlı şanlı bitiriyor Allah. Museviliği de anlı şanlı bitiriyor. Yani böyle bir çöküntüyle, perişanlık da bitmiyor. Hristiyanlık gerçek Müslümanlık olarak. Yani Muhammedi Hristiyanlık olarak. Musevilik, Muhammedi Musevilik, Müslümanlık da Muhammedilik şeklinde neticeleniyor. Altın çağını öyle bitiriyor. İsa Mesih'le. Onda zaten dünya bitti. Yani can çekişiyor dünya. Bakın. Nereden baksanız can çekişiyor. Sırf şu gökyüzünden yığılan kayalar bile, ya onların yağmaması mucize. Ya yani milyarlarca ton kaya bekliyor. Milyarlarca ton. Efendim? 500 bin adet göktaşı. 500 binin üzerinde. Evet. Ve çok iri göktaşları artık, evet, bulut gibi olmuş. Dünyanın çevresini sarmış vaziyetler. Yani an meselesi emir bekliyorlar yani yağmak için. Abdülaziz Bayındır Mevlana ziyaretini ve Eyüp Sultan ziyaretini Erdoğan'ı eleştirmiş. Kardeşim orada bir ruh veriliyor. Eyüp Sultan'a gidip ey Eyüp Sultan bizi kurtar demiyor. O bir geçmişe, ecdada saygıyı, sevgiyi vurguluyor. Mevlana'nın dindarlığına olan sevgi. Yani mesela Şeyh Efendileri ziyaret etti Tayyip Hoca. Çok akıllıca hareket etti. Israrla dedim, vakit dedim, Şeyh Efendileri ziyaret etti dedim. Başbakan'a da söyledim. Hakikaten gitti, ziyaret etti tek tek. Ben bunu CHP'ye de söyledim. Bak siz bunu yapsanız konu biter dedim. Ya kardeşim bak, bu işin formülü çok açık. Şu kadar. Bir, Bediüzzaman Said Nursi'ye sahip çıkacaklar. Talebelerine sahip çıkacaklar. Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'ne sahip çıkacaklar. Menzil cemaatine sahip çıkacak ki en az 10-15 milyon oy demektir bak, menzil cemaat. Gitti başbakan, yan yana bir oturdular menzil cemaatinin şeyhiyle. Bir kare fotoğraf. 15 milyon kişilik bir topluluk komple AK Parti'de demektir. Çok uyanık bir hareket bu. Dedim ki CHP'yi siz yapın ya. Siz yapın, siz kazanın dedim yani. Yapma da ya. Olayın sırrı bu. Bak Mevlana'ya giriyor, uyanıklık yapıyor. Akıl uyanıklık ya, yani imani bir uyanıklık bu. Mesela Tayyip Hoca da Eyüp Sultan'a gidiyor. Orada gidiyor Kur'an okuyor. Yayınlanıyor. Ya milletin yüreğinde aradığı bu. Yani sen ne dersen de, ister işte yapmacık yapıyor de, ister siyaset için yapıyor de. Sen yap, ben gene kabul edeceğim. Yapmacık da yapsan kabul edeceğim. Ya onda yine bir ibadet var yani. Her ülkede bir güzellik var. Sen mesela bir ateist bile ezan okursa, ezan ezandır yani. Hiç okunmamasından sonra bir ateist okunursa ezandır. (Gülüyor)
Ahmet Elebaşı. Anlar hocam, Arap ülkenin en yüksek oyundan CHP almış. Yorumlar mısınız? Nasıl oluyor? Oradaki Türkler oy verdiler, CHP almış hep. Katar, Bahreyn. Ethem Aydoğan, bu seçimden tek kaybeden var, o da AK Parti'dir. Onca vaatler ve ağır liderlik hırsı AK Parti'yi çöküşe götürecek. Ya kardeşim bak, ben açıkça söyleyeyim. Mehdiyet'in olduğu bir ülkede daima sağ kazanır. Sağ hiçbir şey yapmasa, gitse köşede otursa yine sağ kazanır. Yani olay doğrudan Mehdiyet'le bağlantılı. Mehdiyet'e hizmet eden her şey başarılı olur. İttihat-ı İslam'a hizmet eden her şey başarılı olur. Fikret bir koşu gel şu şeyi kapat ya, sobayı. Başbakanınız bu Allah'ın zaferidir dedi Adnan Bey. Başbakan. Evet. Başbakan şeker canım, zaten başbakanın gibi bir şey yok. Kur'an ne derse zıttını yapıyorsun. Neden acaba ortada o hanımlar dekoltede, Allah açılmayı mı, kapanmayı mı söylüyor? E kardeşim, sen bana Allah'ın emri gibi kendi talimatını anlatıyorsun. Niye Allah'ın ayetini kullanmıyorsun ya? Ayeti yaz. Ayetle konuşuyor, Allah böyle diyor de, konu bitecek. Benim Allah'ın ayetlerine karşı boynum kıldan ince. Ayetle konuş, hemen hallolsun. Ama ayette konuşmuyorsun. Kendi kafandan konuşuyorsun. Kendi kafandan konuşursan, sen ilah olmadığın için, Allah olmadığın için, sana hiç kimse itibar etmez. Biz Allah'a itibar ederiz. Allah'a bağlanırız. Allah böyle dedi de bitsin. Diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Ayette göstert yapalım. Nerede öyle bir ayet var? Değil mi? Ayetin olmadığını bildiğin için böyle konuşuyorsun. Evet. Hocam hesabınızda saat 9'da başlayacak program yazıyor. 9'dan beri bekliyoruz ya. Ama güzel programlar var değil mi televizyon, evet, yok mu? Evet. Ahir zaman anlatıyor, Mehdiyet anlatılıyor, çünkü çok güzel. Yani sürekli keskinliğe gerek yok. Mesela aslan da öyle değil mi? Yavrularına karşı çok şefkatli, sakin oluyor. Ama ona saldırıldı mı çok şiddetli karşılık veriyor. Hukuk kanun çerçevesinde o zaman daha keskin bir dil kullanabilir, ama şu an o %50'nin gönlünü fethetmek çok önemli. Bak tekrar söyleyeyim, sağı bıraksın, sağ tamam, bizim sağdan bir işimiz yok. O kesimi kazansın. Ece İrtem, hocam Yıldırım Aydın, Adnan Oktar, aşksız yaşanır ama sevgisiz yaşanmaz. Aşk, sevgi aynı şeylerdir ya, yani o nedir? Aşk bir marazdır, işte insanı perişan eder falan. Ne alakası var? Kaliteli sevgiye, derin sevgiye aşk denir. O söylenen bir sevgi vardı, bir de kaliteli ve derin bir sevgi vardı. Ona aşk denir. İlla ki birini seviyorsun. Tülay Kumaşçı gibi. tamam, seviyorum. O da beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Hocam, Atatürk'ü seviyor musunuz? Kayhan Arıcan. Tabii ki seviyorum. Ya yani Orta Doğu'nun medarı iftarıdır Türkiye. Niye? Bil bakalım. Atatürk vesilesiyledir bu. Türk Bozkurt, 1903 Musti. AKP çözüm süreci denen bölünme sürecine devam edecek gibi
Türklüğü ağzına almıyorlar, Türkeli diyorlar. Niye canım? Tayyip Hoca, hükümet falan bayağı sıkı girdi olaya. Geri adım atarlarsa biz de demokratik yoldan uyarırız. Ama geri adım atacakları gibi bir usup yok. Çözüm süreci falan diye bir şey yok bundan sonra diyorlar. 3 yıldan beri ağzımızda kuşlar uçuştu diyelim ya tüy bitti mi diyelim. Ama nihayet ikna oldular. Demek ki ısrarlı anlatım iyi oluyormuş. Birileri çıkmış şimdi başkanlık olacak diyor. Buna ne diyorsunuz Gülnaz Badem? Yok. Öyle bir şey olmaz. O zaman halk bütün emanet oylarını geri alırlar. Hükümet biz vazgeçtik mesajı verdi. O yüzden oylar döndü AK Parti'ye. Bak ben dedim başkanlık sistemini savunursan parti çöker dedim. Göz göre göre AK Parti kaybetti o zaman. Bak vazgeçersen dedim. Vazgeçersen AK Parti yeniden kazanır dedim. Vazgeçti. Yeniden kazandı. Ama öbür türlü halkı bu bir nevi aldatmak gibi olur. O zaman ikinci bir hak vermez halk. Oyunu geri alır bir daha da vermez. İnanmaz ondan sonra. Onun için böyle bir şey olacağına inanmıyorum. Erdal Seri. Politikaları yönlendirmedeki etkin nedir diyor. Halka göre hükümetler şekil alır. Evet. Vatandaşa göre şekil alır. Vatandaşın taleplerine göre, düşüncelerine göre şekil alır. Evet. Yani kendi kafasına göre hareket etmez hükümetler. FETÖ ve cemaati ne yapacak şimdi? Bence kaçsınlar Derman Köse. Doğru bir şey değil böyle bir usul. O sevgisiz usul. Kendi vatanları niye kaçsınlar? Bir yanlışlık varsa o yanlış düzeltilir. Hata varsa düzeltilir. Öyle o kaçsın, bu kaçsın, şu kaçsın. Ermeniler kaçsın dediler, kaçtılar. Yahudiler kaçsın dediler, onlar da kaçtılar. Rumlar kaçsın dediler, onlar da kaçtılar. İşte komünistler kaçsın dediler, onlar da kaçıyorlar. Ondan sonra say da say, şu kaçsın, bu kaçsın. Sonra en sonunda AK Partili olmayanlar kaçsın. O mantığa gelir, çok çirkin. Ne alaka burası? Kanun, hukuk, devleti. Adam varsa bir suçu zaten ona göre yargılanır. Bir suçu yoksa niye kaçıyor yani? Yılmaz Odabaşı kim? Bu tanınan bir ismi. Evet. Şair. Türkiye'yi terk edeceğini söylüyormuş. İşte bunların hepsini yatıştırmak lazım. O kapı açık durabiliyor mu? Üşüyen oradan kalksın başa geçebilirler. Ne? Tamam evet. Battal 22. Adnan Bey, Hazreti Mehdi sevgiyi insanlara nasıl öğretecek? Sevginin öğrenmesi çok kolay. Sevgiyi insan hemen kabul eder. Onu bir öncü güç ortaya çıkıp ikna etmediği için bu konu bu kadar sürüncemede kalıyor. Yoksa sevgi dünyanın en lezzetli nimetidir. İnsan ruhu zaten sevgiye göre yaratılmıştır. Fıtratı, hücreler bile anlar. Her şey anlar. Hocam Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Ali'ye haksızlık yaptıklarını düşünüyor. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Onlar kardeş böyle sizin dediğinizi duysalar size kim bilir ne derdiler yani. Onlar bizi birbirine canı gibi seven insanlar. Ve hiçbir sorun da yok. Ama nazeyle tabii ki birbirlerini eleştirirler. Kardeş onlar. Mesela Ömer'e diyorlar Hazreti Ali'ye ver diyorlar ilafeti. Vermem ilafeti diyor. Niye diyor? Çok şakacı diyor. Sürekli milleti güldürüyor diyor. Öyle halife olmaz diyor. Nedir o? Bu bir velayet cilvesidir bu. Şakalaşıyorlar gene. Yani bu, bunda bir şey yok. Evet.
Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eyüp Sultan ziyaretinden sonra şunları söyledi. Bir olalım, diri olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Üzerimizde oynanan oyunlara cevap vermemiz lazım. Milli irade Tayyip Erdoğan'ın %52 oyla Cumhurbaşkanı seçtiği halde seçildiği günden bugüne halen saygı duymadılar, saygı duyamadılar. Şu anda da yaklaşık %50 ile Türkiye'de bir parti iktidar oldu. Burada tüm dünyanın saygı duyması gerekir. Tüm dünyada ben bu olgunluğu görmedim. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet dedim. Bu dört madde çok önemli. Yani şimdi bizi zaten en çok rahatlatan uslubu oldu. Biz sürekli onun üstüne duruyoruz. Yani çünkü bizim derdimiz, günümüz bölünme, bölünme riski. Bir de bir süreç müreç falan dediler. Şimdi süreç baktık bölünmeye doğru götürüyor. Başkanlık sistemler o da bölünmeye götürüyor. Ama bunları söyleyince tabii bu rahatlatıcı. Başkanlık sistemine bir daha hiç yanaşmasın Tayyip Hoca. Yani onu söyleyenler de uyarsın, bu konu kapansın. İkincisi de yani bütün dünyanın hoşuna gidecek bir uslup esastır. Bunun için yapılacak şey sanata önem vermek. Sanatçılara önem vermek. Hanımlara önem vermek. Hanımları ön plana çıkartmak. Yani hanımların ön plana çıktığı bir ülke medeni bir ülkedir. Medeniyet vardır. Hanımlar geri plandaysa orada medeniyet ya ezilmiştir ya hiç yoktur. Dekolte hanımlara da, kapalı hanımlara da, açık hanımlara da herkese aynı mesafede olduğunu hükümet göstermesi lazım. Seveceğim bu uslupla ve bunu fiilen göstermesi lazım. Açık yani. Ve özgürlük, demokrasi, barış yönünde çok atılımcı ve çok kararlı olduklarını açık çek vererek ifade etmen lazım. Yani bu diğer %50'ye sahip çıkmak hayati bir konu. Hükümetin yapamayacağı bir şey yok. %50'nin gönlünü kazanıyorsan diğer %50'nin de gönlünü kazanırsın. Değil mi? Yani o nihayet onlar da bizim insanımız. Yani bu imkansız zor olan bir şey değil. Delikanlı nasıl? IŞİD İsrail'e saldırmaz. İsrail rahat olsun demiştiniz. Hakikaten İsrail Savunma Bakanı yeni açıklama yaptı. IŞİD bizim için tehlike değil, asıl tehlike İran diye. Ayrıca İsrail'in İran'ı vurmasını biz engellemiştik dediniz. Helal olsun diyorum. Allah etkili ve muzaffer kılsın. Samimi çabanızı. Söylediler tabii buraya geldi. Hahamlar. Baş haham yani zaten gelen. Ve Sanhedrin Mahkemesi Başkanı. Bütün nükleer tesislerini, kilit noktalarını hepsini vuracağız dedi. Ne diyorsunuz dedi. Ben aman sakın dedim yani. Aman sakın ya. Uzun uzun konuştuk burada. İsrail'e gittiler, vazgeçtiler. Net vuracak. Yani İsrail öşten çekinmez. Yani sonucunu da düşünmez. Halaş pamuğu gibi atacaklardı yani. Aynı şekilde Filistin'de bulacaklar. Filistin'i karadan gireceklerdi. Onu da caydırttım. Aman dedim karadan girmeyin. Mesela camide böyle içkili falan bir toplantı yapacaklardı. Belediye başkanını buradan aradık. Adam hemen vazgeçti. Vazgeçtiğini bana doğrudan yazarak bildirdi. Ben de teşekkür yazısı gönderdim. Bakanlarından bir tanesi Araplarla ilgili uygun olmayan bir ifade kullanmıştı. Doğru değildir ama sordurun dediniz. Hakikaten doğru çıkmadı. Adam açıklama yaptı sizin şeyiniz üzerine. Özür diledi. Böyle bir yanlış. Evet. Tabii. Bir Hazreti Musa ile ilgili bir bakan yine açıklama yapmıştı. Uygun olmayan. Siz onu düzeltmesini rica ettiniz. O konu da hemen düzeltti. Tabii ne söylesek yapıyor. Yani öyle anlayışsız kaba insanlar değil. Bir şey oldu mesela bana çok detaylı bilgi gönderiyorlar. Söylüyorlar. Bir olay oldu mu mesela. O şöyle oldu, böyle oldu. Ya yanlış yapılırsa onların da pişmanlıklarını belirtiyorlar. Yani kabili hitap insanlar. Ya böyle vahşilermiş, hani kontrol edilemezlermiş gibi göstermek doğru değil. Marmara olayında da fidyeyi ve özür dilemeyi siz söylemiştiniz. Onun üzerine kabul oldu inşallah. Yani hiçbir şekilde kabul etmiyorlardı. Ben Tevrat'tan gösterttim. Özür dilemenin hükmünü ve makullüğünü Tevrat'tan gösterttim burada başahama. Sanhedrin Mahkemesi Başkanı'na. Ve bir fiyat da söyledim. Evet. Şu ailelere şu kadar da para verirsiniz. Bunu yine Tevrat'tan gösterdim. Aynısını onlar teklif ettiler. Evet. İki gün sonra hükümete teklif ettiler.
Efendim? Zor durumda kalındığında sizden de yardım istiyorlar. Bu bir asker kaçırılmıştı, Gilad Shalit diye. Babası özellikle sizden yardım istedi araya girmeniz için inşallah. Evet, o zaman iade edilmesi için ricacı olmuştu babası. Ben de elimden geldiği kadar konuşurum, anlatırım demiştim. Dani istersen şöyle geçebiliriz. Üşümüyorsan. Deve lakaplı kişi. Gözümüzün önünde masonlarla Esad'a mektup gönderdin, İstanbul'a davet ettin. Sonra hadiste Beşir'in Mehdi'ye geleceğini ve üstadım buraya gönderildim diyeceğini ve Mehdi'nin yüzünü meshederek eski haline döneceği ile ilgili hadisi okudun. Gözüm üstünde Esad bir İstanbul'a gelsin. İnan diyor, elini ayağını öperim, kapıda yatarım diyor. Mevrule nasılsın? Canım kardeşim. E tamam, geliyorlarsa gelsinler, yer var. Yok mu orada bir kişilik var, burada da var, var. İki. Evet. Derya, Derya Hanım. Yani doğrusu size ve kızlara da karşıydım. Kızları gece program yaparken izledim. Kur'an'la samimi anlatıyorlar. Sabahın üçünde isteseler gezip tozarlar. Siz zaten gece gündüz anlatıyorsunuz. Ya ben de böyle bir hayat istiyorum, bilinçaltımı diye düşünüyorum. Keşke sizin yanınızda olsam diyor. Anti-Stalin, ben bir ülkücüyüm ama komünizmin hakkından siz geliyorsunuz. AK Parti'de kadın milletvekili yüzdesi en düşük. Olmaz. En yüksek AK Parti'de olması lazım. Bu AK Parti'ye bereket getirir. Richard Ramirez. Hocam işin gücün kadın diyor. Yani kadınlar kutsal varlıklar, değerli varlıklar. Tabii ki önem vereceğim. Zehra Acartürk. Üstadım, biliyorsun ama gene de söylüyorum diyor. Tayyip hocamız durup dururken bağırmıyor. Ayrıca bağırması da gerekiyor. Yoksa ülkenin vay haline. İçeride ve dışarıdaki yapılar Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar. Her yönden saldırıyorlar. Adama ne yapsın değil mi diyor. İnşallah hocamız yatıştırsın diyor da dertleri başka bunların. İstedikleri eski Türkiye. Hocamız bunları biliyordur zaten. ABD, Avrupa ve Yahudi derin devletine hizmet edenler var. Bunların dertleri Sevr anlaşmasını Türkiye'ye uygulatmak. Ya velev ki öyle bile olsa, sevgiyle yaklaşılırsa, ılımlı yaklaşılırsa adamlar yatışır. Yani %50 kitle bu anormal olmaz. Ona bizim vatandaşlarımız, ya %50 demek yarısı iki kişiden birisi. İki kişiden birisi yani. Mutlaka kazanmak lazım. Yani mutlaka onların huzurlu olması lazım. Onlar eğer gergin yaşarsa bizim için mutluluğun bir anlamı kalmaz. Yani çok hayati. Onlar da mutlu olacak, biz de mutlu olacağız. Oy vermeyen %50'ye sahip çıkan usup Tayyip hocama çok yakışır. Onlar şefkatle yaklaşarak onları da manen iktidar yapmak güzel olur. Sözüne karşılık. Elif ve Elif. Kuzu Türk. 20 kere daha söyle belki tutar diyor. E tabi tekrarlar önemlidir. Bir hanım kız bayan arkadaşlara puanlar vermiş kendi arasında. Benim de bunları okuyup aralarında bir rekabet meydana geleceğini düşünüyorum.
Peygamberimiz ahir zamanda Amerik diye bir ülkenin oluşacağını söylüyor. Elli şehir birbirine bağlanacak diyor. Yani 50 eyalet. Mehdi bulutların üzerinden Amerik diyarına inecektir diyor. Mehdi'nin karanlıklar içinde nuru vardır. Ay ve yıldızlar gibi diyor. Şimdi bu da çok manidar. Ay ve yıldız Türk bayrağının sembolü. Şekerin kendisi kül aldırıcı değil, etkisi kül aldırıcı oluyor, öyle mi? Kendisi de kalorili. Ama yani asıl kül alma ondan kaynaklanmıyor. O katalizör görevini alıyor, yapıyor. Evet, yağ dönüştürüyor. Değil mi? Evet. O zaman kül almak için şeker. Ya şekerin de tadı hoş bir şey. Tuzun tadı da güzel, şekerin tadı da güzel. Ama mesela baklava çok rahatlatıcı bir şey ya. Evet. Çıtır çıtır böyle. İki baklavayı insan kendine geliyor. Evet. Yani o anda oluşuyor, adrenalin etkisi oluşturuyor. Çikolata da evet. Derhal etkisini gösteriyor. Peki böyle tam bırakılacak gibi değil. Evet. Danimarka'daki hayvanat bahçesinde hayvan katliamı yapılıyormuş, öyle mi? Doğru mu? Niye yapıyorlar onu? Azaltmak için sayıyı galiba. Sayıyı azaltmak, hem küçük çocuklara anatomi bilgisi veriyoruz diyorlar. Hoppala. Böyle bir mantıkları var. Ölümü onlara anlatıyoruz falan demişti bir tane. Onu bir inceleyeyim ya, orada bir anormalik olabilir. Asıl sayıyı azaltmak için, bakamayacakları yeni hayvanlar doğduğunda bir kısmını öyle. Evet, yine diğer ülkelerde terk etmişlerdi o hayvanları öldürülmeden önce, yine de göndermediler. Orada bir gariplik evet, var. Evet. Onu bir gözden geçirelim. Kırıldım kırılmam, gururumu çok değer verdim onurumu.
yaşatan umudu bu. Yaşıyorum her gün seni görmek için ve çizmek için kaderimin nurunu, yolunu. Yani güzel kız. Maşallah. Videosu var benim. Kuşlarla arkadaş olmuş. Evet. Bakayım. Ama bu çok şaşırtıcı şey ya. Maşallah. Ya olacak iş değil ya. Maşallah. The İnsan 77. CIA mi daha üstün yoksa masonluk mu daha güçlü? Şöyle düşün, CIA mensuplarının hemen hemen büyük bölümü, asıl idareci kesim, hepsi masondur. Ama tabanda değil, tabanında azdır mason, çok çok nadir olur. Ama yönetici kesim mutlaka masondur. Mesela oranın Amerikan Yargıtayı, hep silme masondur, yani %70-80. %60-70 bütün kilit noktalar hep masonların elindedir. Amerikan Yargıtayı'nda. Ben bazen soru sorduğumda sizlerin bu konuda bilginiz olup olmadığını anlamak kastıyla soruyorum. Yoksa tabii ki konu meşhur bir konu oluyor, yani bilinen bir konu oluyor. Size anlattırmak istiyorum. Amaç o oluyor. Ama illa her şeyin sırrını verecek durumumuz yok. İnşallah. Ona her şeyi anlattım diyor. Daha önce diyor siz anlatmıştınız hocam diyor da buradaki yazı. Ya anlattığım tamam da yani bir de karşımdakinden sağlamasını duymak isterim. Evet. Oğuz diyorsunuz ki, Oğuz diyor bunu, Ermenileri sevmeliyiz. Peki ama bunlar yani Ermeniler Türkleri sevmiyorlarken biz niye onları sevelim? Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Ya sen bir sev. Güzel yaklaş, pazarlığa girme ama. Onun sana dost olduğunu göreceksin. Evet. Ermeniler güzel insanlardır. Ama böyle bir kafayla yaklaşırsan tabii ki o senden uzaklaşır. Yani ülkemizde bile durmuyorlar. Güzel bir şeydi ki gelsinler. Osmanlı döneminde nasıl candan dost olarak yaşadık. Bütün mahallelerde Ermeniler vardı. Herkesin Ermeni komşuları vardı. Herkes birbirini seviyordu. Mesela pazar günleri kiliseye gidiyorlar, dönüşte pazara uğruyorlar. Bayağı şeker temiz insanlar. Ama bu bakış açısıyla bakarsan sevgi olmaz tabii. Allah sevgisin. Hatta kötülük yapsa bile diyor Peygamberimiz. Siz onlara ayette Cenab-ı Allah. Siz onlara güzel davranın, dost olduğunu göreceksiniz diyor. Ya o sen bir kötülük de yapmıyor yani. Ya çok korkunç bir şey. Bak Musevi Türkiye'de kalmadı aşağı yukarı. Evet. Yani %80 oranında Musevi yok. Çok ürkütücü bir şey bu. Ermeniler hep gittiler. Rumlar hep gittiler. Onlar Türkiye'nin süsü. Yazık, günah. Ehli kitabın Müslümanların içinden gitmesi ürkütücü bir olay. Bunu bir zafer olarak görmemek lazım.
Ben siz Faik Altuğ, ben sizi her konuda kararlı bir olarak görüyorum. Peki bugüne dek yapmak isteyip de yapamadığınızı düşündüğünüz bir şey var mı? İşte İttihat-ı İslam. Ama o da yakın. Allah'ın izniyle. Ahmet Berke, dünya barışının öndeki engel sizce nedir? İnsanlar neden savaşıyor? Tek sebebi var, sevgisizlik. Sevgiyi ısrarla gündemde tutarsa konu biter. Esma Ece, Kur'an kıyametin hemen öncesinde yeryüzünden refedilecek diyor. Peki ama şu anda Kur'an dijital ortamda cep telefonlarında ve bilgisayarlarda mevcut. Dijital ortamda milyonlarca kopyası olan Kur'an nasıl yok olabilir ki? Ya bir yerde bir darbe oluyor. Herkes darbenin hoşlanmadığı ne varsa anında yok ediyor. Orada da anti-İslami bir darbe olacağına göre insanlar İslam'a ait hiçbir şey bırakmayacaklar. Kendi elleriyle yok edecekler. Mars'ta insanoğlu bir koloni kurup dünyadaki kıyametten kurtulabilir mi? Şimdi kıyamet koptuğunda Mars'ın ve diğer gezegenlerin bütün uzayın da değiştiğini göreceksiniz. Yani bizim gözümüzü görünen sistemin bambaşka bir şekil aldığını göreceksiniz. Öyle azot dioksitli, işte kükürt dioksitli falan evrenler kalmayacak. Yani bizim uyandığımız evrende yeni bir boyut, yeni fizik kanunları, yeni kimya kanunları olacak. Yeni biyoloji kanunları olacak. Hale, hocam aşık olduğumu nasıl anlarım? Kalbinde, vicdanında anlarsın. Allah sana onu açık açık hissettirir. Cemile, mutlu olmak için illaki zengin mi olmak lazım? Tabii ki samimiyet ve imandır aslında insanı mutlu eden. Ama zenginlikte tabii dağıtırsın, insanları mutlu edersin. O sevinci görmek güzel bir şey. İlk kız arkadaşınız olduğunda kaç yaşındaydınız Kayacan? Nasıl bir kız arkadaş? Neyi kastediyorsun? Sarp, parayı en çok neye harcarsınız? İslam'a, Kur'an'a. Mimoza, ömrünüzün son bir saati kaldığını öğrenseniz ne yapardınız? İbadet, taatle vakit geçirir. Yani son bir saat ne demek? Değil mi? Tövbe istiğfar edersin, ibadet edersin, Allah'a dua edersin, İslam'ı yaymaya çalışırsın. Meltem Bozkurt Yıldırım, gönüllere şifa dertleri deva, gözlerimize sefa olan üstadımız, sevginiz, samimiyetiniz o kadar yoğun ki resmen sizi seven şifa buluyor. İlaç gibisiniz maşallah diyorum. Mehdi İsa Mesih'i 10 yıl içerisinde, evet bekliyoruz. İnşallah. Vakit kalmadı çünkü. Allah aşkıyla sevdiğim, o aşk ile rahatladığım, etkilendiğim, sevgisini hissettiğim hocam diyor Melisa Aslan. Hocam bu ayete göre Peygamber Efendimiz döneminde nasıl bir durumla karşılaşmışlar Müslümanlar? Selim İslam'ın şeytanı Allah'a sınırım Ahzab suresi 10. Hani onlar size hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Gözler kaymış, yürekler hançere girip dayanmıştı. Ve siz Allah hakkında bir takım zanlarda bulunuyordunuz. İşte imtihan diyoruz ya, mesela bu mükemmel bir imtihan şu. Bak nereye getirmiş olay? Allah hakkında zan. Yani Allah acaba var mıydı, yok muydu? Bak kendi canını da artık bırakmış. Allah var mıydı? Zanlarda bulunuyoruz diyor. Halbuki bak gözler kaymış, yürekler hançere gelip dayanmış, tevekkül edemiyor o anda. İşte önceden kendini buna hazırlaması lazım Müslümanın.
Yani çok güçlü bir imanla, kararlı bir ruhla, derin bir aşkla, derin bir yakinle Allah'a olan sevgisini tam kalbinde oturtması lazım. Bir de müminlerin birbirini olumlu yönde etkilemesi lazım. Mesela hançeresine dayandığını gördüğünde odan daha da panik oluyor. Öbürü olan mesela Allah hakkında zanlara başlıyor, o da bir sefer Allah hakkında zanlara başlıyor. Allah hakkında sadece hüsnü zannedilir. Peki sonra Allah size zafer verdi. Yüreğe dayandı ama. Sonra size zafer verdi, kurtardı. Ne oldu? Utandın. Sadece utandın. Geri utanma kalır. Allah sevgisi. Allah hiçbir zaman için bırakılmaz. Allah hüsnü zan hiçbir zaman en zor şartlarda dahi bırakılmaz. Devamında şeytan aslında Allah ima edebilirsinmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratmıştı. Münafık olanlar ve kalplerinin hastalık olanlar Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmiyor diyorlar inşallah. İşte imtihanın en mükemmel açıklamalarındandır bu ayetler. Yani imtihanı anlatan mükemmel bir anlatım. Muhsinler ölmez 88. Erdoğan görünür de herkese res çekiyor gibi. Ama nasıl oluyor da eğitim sisteminde Darwinizmi, evrimi zorunlu olarak okutabiliyor? Neden kaldıramıyor? İşte dünya deccaliyeti o kadar azgın ki hiçbir ülkede hiç kimse kaldıramıyor. Herkes boyun büküyor. Enes Aslan, Enes Aist. Hocam Mason teşkilatıyla İlluminati arasındaki bağ nedir? İyi programlar. O da İlluminati de bir masonik yapılanma. Eyüp Beyazay. Her şey çok güzel. Müzik çok güzel. Hanımlarla dansınız çok güzel. Lakin Allah adı geçiyor, ayak ayak üstünde. Yanlış bunlar hocam diyor. Kur'an'a göre mi, senin aklına göre mi? Kur'an'a göre Cenab-ı Allah diyor ki otururken, ayaktayken, yan gelmiş yatarken Allah'ı anarlar diyor. Sen Allah'ı anarken yan yatmışken o zaman kalk, kıyama geçmen lazım. Değil mi? Ayakta durmak da saygı uygun değil diyeceksin, rüküye eğileceksin. Öyle bir şey yok, Allah sana Kur'an'da açıklamış. Yan gelmiş yatarken diyor, Allah'ı anarlar diyor. Yan gelmiş ya da ayaklarını uzatmış. Allah'ı anarlar diyor. Kur'an da okursun, Allah'ı da anarsın. Ama böyle dersen o zaman hayatından İslam çıkar. Çünkü insanlar hep dinlenir vaziyette oluyor, rahat oturuyorlar. O zaman Kur'an'ın olduğu yerde rahat oturamayacak. Allah'ın anıldığı yerde ayak ayak üstüne atamayacak. Veyahut bacaklarını uzatıp uzanamayacak. O zaman Allah'ı anma bari diyecekler. Nitekim yapılan da o. Allah'ı anlıyorlar. Çünkü burada diyor Allah'ı anılırsa biz böyle rahat olamayız. Rahat olmak için Allah'ın anılmaması gerekiyor diyor. O şeytanın bir oyunu olur. Ona gelmemek lazım. Vay be, abiniz olur da sayı nasıl olur? Muazzam yüksek hem de. Duyuru yapabilir miyim anlamayı? Duyuru. Evet. Evet. 5 Kasım Perşembe günü saat 13'te Herkes için Adalet programında Aylin Atmaca'nın iki konuğu olacak. Stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Anıl Çeçen, Ankara Üniversitesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı kendisi. Telefonla katılan diğer konuğumuz ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek olacak. Doğu Perinçek kibar bir delikanlıdır. Bak şekerliğe bak sen şekerliğe. Belit Keçe, diğer peygamberlerde namaz kılmış mıdır? Ya peygamber diyorsun, namaz kıldım diyorsun.
peygamberler nefes almış mıdır der gibi bir soru. Peygamberlerin en bariz özelliğidir namaz. Hep aynıdır namaz. Hazreti Adem'den itibaren hiç değişmemiştir. Yani insanlar bir parça değiştirmişlerdir. Yoksa hep sana rükû, secde, kıyam. Etiketimiz listeye girdi Adnan Bey şu anda. Güzel. Maşallah. Her gün sevgi listede. Maşallah. Sevgisiz yaşanmaz. Doğru tabii. Maşallah. Ama ne imtihan ya. Düşün bak. Müslümanlar vadinin orta kısmındalar. Adamlar üstten çepeçevre dağın üstünden sarmış. Ok, mızrak, gürz, kılıç hepsi var üstlerinde. Şimdi hadi tamam orada bir bu. Fakat alttan da sarmışlar. Çembere alınmış ve biçimsiz bir yerdeler yani. Yani namüsait bir yer savaş için. Yani yukarı koşarak çıkacak gibi değil. Aşağıda koşarak inerecek gibi değil yani. Tam anlamıyla namüsait. Ve adamlar kudurmuş gibi saldırıyorlar. Yağmur gibi ok yağıyor. Bak diyor ki yürekler hançereye girmişti diyor. Muazzam bir imtihan. Kurtulamayacağından emin yani adeta. Allah hakkında çeşitli zanneder. Ya diyorlar peygamber bizi haşa aldattı. Burada mahvolup gideceğiz biz. Onu da peygamber zannetmiştik diyor. Ya kardeşim her anını Allah yaratıyor. En fazla şehit oluruz. Ama o zor şartlarda yine muzaffer olurlar. O zaferi size kim sağlıyor? Bu mucize. Orada zafer diye bir konu olmaz normal teknik açıdan. Ama yeniyorlar. Mesela 100 kişi geliyor, 20 kişiyle yeniyorlar. Bu bir mucize. Akif. Uzun bir rakam. Bu yer bulabilmek için mi yapıyorlar bu uzun rakamları? Benzer olmasın. Evet. Mason olduğunuz doğru mu? Doğru. Buşra Hazal, evrende de başka yerde de hayat olabilir mi? Varsa onlar da İslam'a tabi olmak durumunda mı? Tabii ki. Ama başka peygamberler, başka şeriatlar gelmiş olabilir. Yani çünkü bizim evrenimiz diyoruz ama işte gittikçe açılıyoruz. Big Bang ne oldu? 15 milyar yıl evvel. Belki 50 milyar, 60 milyar yıl evvel, 1 trilyon yıl evvel, 10 trilyon yıl evvel binlerce evren oluşmuş olabilir. Bu evrenlerde de dünyalar olmuştur. Oraya da peygamberler gelmiş, dini ishal etmiş olabilir insanlara. Bilmiyoruz. Bu biz kendi evrenimiz, kendi yaşantımızı görüyoruz. Varsa öyle bir şey ahirette görülür mü? Ya oradaki. O bizi ilgilendiren bir şey olmamış oluyor. Yani çünkü ayrı bir evren oluyor. Ama Allah istese yapar. Fakat biz, yani normal alışkanız, biz Hazreti Musa'yı, İbrahim, İshak'ı merak ediyoruz. Öbür evrenler hakkında bir ön hazırlığımız yok. Ve o bize de yeter zaten. İnşallah. Çünkü Allah öyle bir söz vermiyor bize. Verdiği söz yerine getiriyor. Ben diyor, bütün peygamberlerle, velilerle, iyi insanlarla sizi bir arada ahirette yaratacağım diyor. Ben verdiğim sözü de tutarım diyor Allah. Verdiği söz bu. Ama ekstradan öyle bir şey olursa, ekstradan değil mi? Yani ilavet öyle bir şey olsa, o da hoşumuza gider. Ama verilmiş Allah'ın bir sözü yok. Hakan Altınel, RTE'nin başkan olmasına karşı mısın? HDP kıl barajı geçmeseydi, başkanlık sistemine en ufak engel kalmamıştı. Efendim, oyu olsa bile öyle bir şey olmaz. Halkın arzusu hilafında
böyle bir şey çok ciddi tepki meydana getirir. Halk tepkisini zaten gösterdi, hükümeti düşürdü. Yani bir daha denemeye kalkarsan çok acayip bir şey olur o. Ve dürüst davranılmamış olur. Dürüst davranmanın gereği nedir? Bir daha bu konuya girmemektir. Ailemle beraber huzurla programımızı izlemekteyim. Yüreğinize sağlık. Sizin gibi gönül dostluğunun sohbetini dinlemek herkese nasip olmaz. Var olun. Mustafa Şen kim? MHP Kürt düşman değil, Milliyetçi Hareket Partisi nereden çıkarıyorsun? MHP'li ülkücü aslan gibi Kürt delikanlılar var, haddi hesabı yok. Mesela şey de Güneydoğu'da, işte Diyarbakır'da falan bayağı güçlüdür MHP. Öyle bir şey yok. Ziya Gökalp, işte ülkücülüğün felsefesini ortaya koyan kişi, o Kürt asıllıdır. Kürt demek Türk milletinin ruhunu temsil eden klas aslan gibi delikanlı demektir. Ya bir isme ihtiyacımız var kardeşim. Taktınız Türkiye ya. Allah Allah. Ya Alman deyince arıza gidip adam diyor Almanya'ya gidiyor. Sen ne hangi Almanım diyor ya. Faslı adam ben Almanım diyor. İngilizler. Hindistanlı, Pakistanlı adama sor bakayım nereliylermiş. Ya Hindistanlı bir adama sor. Ben İngiliz'im diyor. Hint kökenli. Aklın ucundan bile geçmesi Hintli olduğunu söylemek. Türkiye'de olan insanlara Türk deniyor. Yani bunu niye bu kadar büyütüyorlar ben anlamıyorum. Biz bir yerin ısısını falan açtık mı? Ya kardeşim sen oradan bir gelsene sen. Üşüyorsun sen değil mi orada? Ben değiştireyim. Bak tam Ayşe'nin yeri değiştireyim. Ne diyor? Tamam geç abinin yanına geç koş. Acayip şeker. Grip olanlar grip geri dönebilir. Düzeldi. Hemen biraz ayaklandıklarını demeç yapmasınlar. Etli falan güzel. Protein özellikle ağırlıkla beslenecekler. Uykuya dikkat etsin. Mesela fazla yoruldun mu grip yeniden dönebilir. Yalda Karataş. Hocam yönetimin başında siz olsaydınız ilk yapmak istediğiniz icraat ne olurdu? Herkesin birbirini sevmesi. Konunun başı bu kardeşim. Bu oldu mu bitti. Bu ne ya? Mesela %50 iktidardan çekiniyor. Olmaz böyle bir şey. Bunu Tayyip Hocam bu milli bir sorun bu. Hemen halletsin. 3 konuşmayla 5 konuşmayla halledebilir. Ya desin %50'nin abi tabii ne kadar konuşabilir bilmiyorum Cumhurbaşkanı olarak da iktidar %50'nin iktidarı olamaz. %100'ün iktidarıdır. Değil mi? Asıl bundan sonra hükümetin yapacağı şey diğer %50'ye ağırlık vermek ve hizmet etmektir. Diyebilir yani. Birçok şey denebilir. Yellow. Hocam bir insan hem komünist hem Müslüman olabilir mi? Olur. Komünizmin ekonomik görüşünü alabilir. İslam'ın da inanç kısmını alır.
komünizmin ekonomi kısmında zorla mal vermek var. Sen de değiştirirsin onu. Komünizmin geliştirilmesi olarak düşünürsün. Dersin ki zorla değil de severek vermeyi esas yapmak lazım dersin. Değil mi? Yani herkes ayrı ayrı yorumluyor komünizmi. Ben de böyle yorumluyorum dersin. Olur biter. Şey var Adnan Bey, komünizmin alternatifi sanki vahşi kapitalizm gibi gösteriyorlar. Öyle bir şey değil yani. Sizin anlattığınız çok güzel bir sistem var. Kur'an'a bağlı olan sistem. Öyle de insanlar yaşayabilir. Ya kardeşim, İslam'daki sistem bayram. Bayram. Ya kapıdan çıkıyorsun. Mesela biraz yoruldun, tık tık kapıyorsun. Selamun aleyküm. Allah misafiri alıyor musunuz dersin. Şöyle bir divana uzanırsın ya, güzel bir elini yüzünü yıkarsın. Gider bahçede bir şey varsa gider yardım edersin, bahçeyi düzenlersin. Elektrik tesisatı bozuktur, elektrikçi çağırırsın, yaptırırsın. O akşam orada kalırsın, sonra sen kendine davet edersin. Gelir sizin eve ya, ahbap olursun kardeşim, böyle hayat olur mu? O ondan korkuyor, kimse sokağa çıkamıyor. Kimse de bayağı bir insan çıkamıyor, korku içinde yaşıyorlar. Yani kimse evlere, etrafına jiletli tellerle falan sarılıyor ya. Kapıda dikkat köpek, dikkat canavar bilmem ne. böyle olay olur mu ya? Köpekten keçiyle evle korunur mu ya? Dikkat keçi. Keçi daha dehşet bir şey olur Allah'ım. T.C. Serkan, hocam İncil'de geleceğe müjdelenen alemin reisi kimdir? Faraklit. Bütün kainatın lideri. Yani benim gördüğüm Moşyah'ı tarif ediyor, yani Mehdi. Tevrat'ta Peygamber Efendimiz'i işaret eden ayetler var mıdır? Çok kapalı var. Mesela parandan parladı diyor. O yüz binler diyor parandan. Oradan geliyor. Paran Suudi Arabistan, Mekke Medine bölgesi. Yüz binler oradan gelecekler diyor. Mesela bu mümin toplu olarak söylüyor. Mesela bu açık. Ama işte bu tarzda kapalı yani. Açıkça Muhammed ismiyle bir ifade yok. Ama yani şey olarak Tevrat'ın orijinalinde var. Orijinal Tevrat'ta var ama şu an göremiyoruz tabii yani. Fakat efendim? Peygamberimiz döneminde hahamları hemen tanıyorlar zaten. Tabii. Ya bilinir, bilinmeyecek bir şey değil. Gene ayette ismi Ahmet diyor ama o Arapçadaki Ahmet, yani İbranice'de veya başka dillerde Ahmet diye geçmez. Hamd eden anlamında kelimeler var. Yani o tarz, yani Ahmet. Muhammed de öyle. Hamd eden anlamında diyor. Mahmut, o da öyle. Yani Ahmet, Mahmut, Muhammed hepsi hamd'den gelir. Yani kelime kökeni hamd'dır, hamd eden. O anlamda var. Yani Tevrat'ta öyle ifade var ama çok kapalı. Mesih şöyle dedi, artık ben sizinle çok söyleşmem çünkü bu alemin reisi geliyor ama bu dünyanın lideri Mehdi'dir. Yani çünkü alemin diyor. Peygamberimiz o bölgenin reisiydi, lideriydi, Müslümanların lideriydi. Reis diyor çünkü burada, lider. Ben de asla onun nesnesi yoktur diyor. Yani o öyle bir şey yoktur diyor. Ben de asla, bak, onun nesnesi yoktur. O bambaşka diyor, yani Mehdi için. Eğer beni seviyorsanız emirlerimi gözetirsiniz, ben de Allah'a yalvaracağım ve o size başka bir faraklit gönderecektir. Yani Mehdi. Evet.
hamd eden anlamında var Tevrat'ta. Yani bir kişinin geleceği hamd eden anlamında geçiyor. Faraklit öyle bir hakikat ruhudur ki Rab o beni onu benim ismimle gönderecektir. Moşiya, Mesih anlamındadır. Mehdi için geçer. Onun ismi de diyor Mesih'tir diyor. Ya Moşiyah'tır. İsmi. O size her şeyi öğretecek. O benim size söylediklerimi tekrar hatırlatacaktır. Faraklit geldiğinde bütün alemi hataları sebebiyle kınar ve onları terbiye eder bütün dünyayı. Ama bir Muhammed'den bahsiz var. Yani Tevrat'ta ve İncil'de. Hamd edenden. Bu faraklit anlamı da yine o da hamd eden anlamına geliyor. O da işaret ediyor. Olarak görülüyor. Hem Mehdi hem Peygamberimize işaret ediyor da olabilir. Oradaki ifade. Yani ilk anlamı Peygamberimize, ikinci anlamı Mehdi'ye işaret ediyor olabilir. Size daha söyleyecek daha çok şeylerim var fakat şimdi dayanamazsınız. Fakat o hakikat ruhu gelince, işte faraklit, size her hakikate yol gösterecek, zira kendiliğinden söylemeyecektir. Fakat her ne işitirse söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir. İyi çocuk, sevgi nehri. Senin Harun Yahyalığını özledik. Yıllarca araştırmalarını okuduk. Sen gittin, dekolte hanımları getirdin. Dekolte hanımlar getirdin. Zalımsın, zalım diyor. Onlar Allah'ın güzel tecellileri. Cennet hurisi gibi onlar. Cennette de böyle yanımda olacaklar Allah nasip ederse. Sen itiraf et. Bana sevgilerini kıskanıyorsun. Başka bir şey yok. Çünkü her yerde dekoltanın var. Dünyanın neresine gitsen milyonlarca dekoltanın var. İnternette, radyolarda her yerde var. Ayrıca sokaklarda var. Her yerde var. Plajlarda, orada burada. Evet. Televizyon olduğundan beri elhamdülillah insanlar görüyorlar bizi sizin yanınızda. Onun öncesinde de biz hep sizinle beraberdik. Sadece o kadar görmüyorlardı. Biz sizi yalnız bırakmayız inşallah. Evelallah. Sonsuza kadar. İnşallah. Emin Usta, Trabzonlular hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Delikanlı aleminin aslanları. Çok Trabzonlu kardeşim var benim burada. Anan hocam, akşamları sizleri izlemek günün stresini, yorgunluğunu alıyor. Süper bir ekip, süper bir program. Başarınızı dilerim. Burak Demir. Canlı yayına çıkmaya, telefonlara bildirmede bir arıza olabilir. Onu bir kontrol edin yarın.
İsrail'in hak ettiği topraklar hakkı mıdır? Serkan Karakaş. İsrail'den kasıt Muhammed Mehdi'dir. Yani İsrail, o bak senin evlatlarına diyor. Ya İsrail. İsrail'e vaat ediliyor bu. Kime? Hazreti Yakub'a. Senin evlatlarına, senin evlatlarına bu ülkeleri vereceğim diyor Allah. Onun evladı kim? İsrail'in evladı kim? Muhammed Mehdi ve Moşia. Dolayısıyla Mehdi çıktığında o topraklara tamamıyla sevgiyle hakim olacağı için kastedilen oluşmuş olacak. Konu bu. Ben burada hahamlara sordum. İsrail devleti mi büyük dedim, Moşia mı büyük dedim. Moşia büyük dediler. O mu daha yetkili, devlet mi yetkili dedim. Moşia yetkili dediler. O zaman dediğim doğru. Şeytanın Allah'a sanırım Ahzab suresi 33. Evlerinizde oturun, eski cahili adetinin olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt, Allah sizden sadece günahı gidermek, biz sizi tertemiz yapmak istiyor. Ahzab suresi. Hocam o arkadaşlar örtülmeli. Fatih Bursa'dan. Ama şimdi sen o arkadaşı örtülmeli. Sanki ayet arkadaşlara hitap ediyormuş gibi anlatıyorsun. Ayet kime hitap ettiğini buraya diyor. Bak ey ehli beyt diyor. Sen niye anlamazdan geliyorsun? Ayeti niye değiştiriyorsun? Değil mi? Abi orada ehli beyt diyor. Evet. Ehli beytin hanımlarına kastediyor. Peygamber hanımlar ona kalırsa perde arkasından konuşmaları gerekir. Yani erkeklerle hiçbir şekilde bağlantıları olmaz. Kalın bir perdenin arkasından konuşuyorlar. Ve sesinizi ve konuşmanızı sert ve ciddi tutunuyor ayette. Diğer kadınlar, Müslümanlar kadınlar gibi olmayın. Onlar özgürdür diyor Allah ayette. Siz öyle değilsiniz. Siz söylerken çekici, etkileyici bir sesle ve uslupla sakın konuşmayın diyor. Ve mutlaka perde arkasından konuşun diyor. Zaruri halde. Sadece peygamber hanımlara mahsus bir olaydır. Sen bunu herkese uygulamaya kalkarsan Kur'an hükmünü değiştiririz. Haluk Barış, Mehdi olmasa bile Kur'an'a göre mücadele etmek, İslam'ı yaymak, tebliğ etmek farz diye düşünüyordum ki, baktım ki zaten bu Mehdiyet'in ta kendisi. O zaman her devirde bir Mehdi zaten var olmuş değil mi hocam? Tabii her yüzyılda bir Mehdi zuhur etmiştir. Ahir zamanın Mehdi'si El Mehdi diye belirtilmiştir hadislerde. Yoksa hep Mehdi'ler çıkmıştır şu ana kadar. Mehdi, Abbasi, İmam Rabbani mesela, Abdülkadir Geylani hepsi Mehdi'dir onların. Aslının Mehdi'lerdir. Ama El Mehdi, Muhammed Mehdi ahir zamanı çıkacak ayrıdır. Faraklit'te İncil'de yani bir kurtarıcı geleceğine dikkat çekilmiştir özetle. Yani ismi, vasfı, detay belirtilmiş. Yani peygamberlerin, kurtarıcıların sonu gelmedi diyor İncil. Yani bunun demesi yeterlidir. Yani onun dışında işte bedeni şöyle, görüntüsü böyle, o değil. İncil, benden sonra peygamber gelmeyecek demiyor. Benden sonra kurtarıcı gelecek diyor. Bitti. Hem Mehdi işaret var burada hem Muhammed peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem işaret var. Hazreti Muhammed'e var. Bu kadardır. Yani zaten Kur'an'da daha detay var demiyor. İsmi Ahmet olan, yani hamd eden anlamına gelen ismi olan birisi gelecek diye işaret ediyor diyor. O kadar. Ama ikincisi de işte Paran dağlarından gelecek yüz binlerden bahsediyor. Mekke Medine'den. Işıltılarıyla gelirler diyor. Çok açık. Mekke, hiç hayatta oraya gittikleri bir yer değil yani. Oradan gelen kim olur? 3000 yıl içerisinde kimse gelmemiş oradan. Bir tek Hazreti Muhammed ve talebeleri, öğrencileri, sahabeleri yani. Hadisler Mehdi'nin sağcı olmayacağını, tam tersine Mehdi'nin en büyük düşmanlarının sağcılar olacağını söylüyor.
Siz Mehdi'nin sağcıların safında olacağını söylüyorsunuz. Mehdi Aleyhisselam can düşmanının safında nasıl olur? T aşan İstanbul. Ya bir kere öyle bir hadis yok. Nereden çıkarttın Allah aşkına yani? Bir kaynak da yok. Bayağı bir yazmış. Yazıyorsun sadece. Her bir fesad-ı ümmet zamanında bir musluh veya bir müceddit veya bir halife-i zişan veya bir kutbu azam veya bir mürşid-i ekmel veyahut bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş, fesadı izal edip milleti ıslah etmiş. Din-i Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam muhafaza etmiş. Madem adet öyle cereyan ediyor, ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müştehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniye gönderecek ve o zat da ehli beyt-i nebeviden olacaktır. Cenab-ı Hak bir dakika zarfında beynes sema vel arz alemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icat eden Kadir-i Zülcelal, Mehdi ile de alem-i İslam'ı ıslah etmeyi vaat etmiştir diyor. Vaat etmiştir. Vaadini elbette yapacaktır. Kudret-i ilahiye noktasına bakılsa gayet kolaydır. Eğer daire-i esbab ve hikmet-i Rabbaniye noktasına düşünse yine o kadar makul ve vukuğa layıktır ve gelecektir diyor. Evet, bazı yerlerde paran da geçiyor, bazı yerde faran diyor, faran dağlarda oluyor. Ama aynı. İşte aynı bölge. Yasin Gezer, kadınların kapanmasıyla ilgili her ayrıntıyı barındıran ayet arıyorsunuz. Ayrıntı yok. Sadece bir tane hüküm istiyorum. Ayrıntı nereden ayrıntı arıyorum? Bir tane hüküm. Yok. Evet. Fakat konu mehdilik olunca ayet aramayıp sahih ya da sahih olmayan her türlü hadisi kullanıyorsunuz. Bu ne yaman çelişkidir? Bu ne yaman çelişkidir diyor Yasin Gezen. Şimdi sahih hadis veya sahih olmayan hadis aynısıyla meydana geldiyse sahih olsa ne olur? Sahih olmasa ne olur? Sahihi de bırak, tam gerçek hadis olmuş oluyor. %100 doğru hadis olmuş oluyor. En zayıf bir hadis bile en doğru hadis konumuna gelir. Sahih hadis de sahih üstü sahih hale gelir. Doğru hadis haline gelir. Çünkü tahakkuk etmiş, meydana gelmiş, görmüşsün. Elinle tutup gözünden görüyorsun. Yani konu bitmiş. Ayet. En az 20 tane ayet vardır Kur'an'da. Dünya hakimiyetiyle ilgili. En az 20. Nur suresinin 55. ayetinde sarahaten İslam dünyaya hakim olacak diyor. Samimi olursanız diyor. Konu çok sari. Dünya hakimiyeti ne demektir? Mehdilik demektir. Ben size ayetlerimi göstereceğim. Siz de onları bir tanıyacaksınız diye buyuruyor Yüce Rabbimiz. Bir daha. Kolum şeytan anlarsanız. Ben size ayetlerimi göstereceğim. Siz de onları bilip tanıyacaksınız diyor. Sonra da fetihten önce infak edip mücadele edenlerle fetihten sonra infak edip mücadele edenler biri olmaz diyor hocam. Bir fetih sen varsın. Maşallah. Başka bir ayette şeytanla Allah'a sığınırım. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbine hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Maşallah. Ümit Küçük, cuma namazı için tebliğde bulunuyorum. Beraber gidelim diye diyor arkadaşıma. Her hafta söyleye söyle bu tebliğle antipatik gelebilir mi diyor. Niye, ne güzel. Müzik çalacak mısınız? Tabii. Oh.
Hocam sayenizde biz de sevgi dolu olduk diyor. Bayram kurtulmuş. Hoca sen bu ülkeye başbakan olacak adamsın. Ağzına sağlık. Zeynep Elin Özcan. Başbakan olmak çok zordur ya. Sen başbakana fikrinle, düşüncenle, dostluğuna yardımcı olursan başbakan zaten var. Yani başbakan olmaya gerek yok. Mühim olan güzel fikirler, güzel düşünceler, yatıştırıcı olmak, sevgi dolu olmak, fikriyle, aklıyla hizmet etmek. Tugay Keser. Kur'an'ı milyonlarca Arap anlayamamış. Siz mi anladınız diyor. Milyonlarca Arap'ın halini görmüyor musun sen? Yani Arapça bildin mi? Konu biter zannediyor. En Kur'an'ı anlamayan Araplar şu an. Anlamıyor. Birçoğu anlamıyor. Öyle bir konu yok. Yani dil bilmenin alakası yok. Ona karşı meal de var. Meal de aynısı. Yani Kur'an'ın anlaşılması için samimiyet gerekir. İslam aleminin halini görmüyor musun sen? Suriye'nin, Irak'ın perişanlığını görmüyor musun? Kur'an'a uymadıkları için bu hale geldiler. Afganistan'ın hali ortada. Osmanlı'nın hali ortada. Kur'an'a uymadığı için Osmanlı bu hale geldi. Kur'an'a uysa böyle hale gelir miydi? Böyle yıkılması, parçalanmasının sebebi ne? Kur'an bunu açıklıyor. Ülkelerin için yıktığını açıklıyor. Neden yıktığını açıklıyor. O nedenler oluştuğu için Allah yıktı Osmanlı'yı. Mesela Arapların en iyi Kur'an'ı anlayacak zannetmesi çok acayip ya. Sürekli yıkılmış, sürekli mahvolmuşlar. Sürekli savaşlarla geçmiş hayatları. Ve Kur'an'ı en az uygulayan, en önem vermeyen topluluklar olmuşlar. Çok büyük bir ümit aynısı. Tabii. Mısır Darwinist'tir. Evet. El Eser hocam büyük bölümü Darwinist. Suriye hep Darwinist'tir. Alimler, hocaları hep Darwinist. Irak alimleri hep Darwinist. İran. Fas, Tunus, Cezayir'in alimleri hep Darwinist'tir. İran hep Darwinist'tir. Suudi Arabistan alim buraya geldi. Profesör o da Darwinist. Sen diyorsun Kur'an'ı bilen çok iyi anti-Darwinist olur, anti-materyalist olur. İslam'ı Kur'an'da çok iyi yaşar zannediyorsun. Öyle bir şey yok. İran'da evli anlatan müzeler var. Ya devlet evde evet. Kurulmuş. Evet. Allah'ın yaratmadığını anlatan müzeler var İran'da. Allah aşkına sevdiğim diyor Şerife. Allah için çok seviyorum. Çünkü sevgiyi senden öğrendim diyor. Mehmet Han, meşru sevgi ve gayrimeşru sevgi, kadın erkek ilişkilerin şirk sevgisi hakkında bilgi verir misiniz? İşte Kur'an'a uyuyorsan doğru yolda olursun, Kur'an'a uymuyorsan doğru yolda olmazsın, özetle. Hocam sinemayı seviyor musunuz Gülsen'im? En çok seyrettiğiniz film nedir? Ya gidip sinemaya 3 saat orada salonda oturacağım. Hadi 1 saatte oraya gideceğim. 1 saatte de geleceğim. 5 saat. İşte bir eğlendik, bir eğlendik diye geleceğim. Ben 5 saatte neler yaparım ya? Ne güzel şeyler yaparım. 5 saat yayın yaparım ya. En az 45 sene olmuştur sinemaya gitmeyeli. Ne tatil, ne sinema, cumartesi, pazar asla yani. Adam mesela arıyorum, ya bugün pazar diyor, evdeyim diyor. Pijamalarını giymiş, bacaklarını uzatmış. Ya. Olacak iş değil yani. Benim için olacak iş değil. Bir de Kur'an'ı doğru anlayanları yaşatmamışlar ki. İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hanefi mezhebinin kurucusu. Sapkınlığı kabul etmedi diye, sapkınlığı kabul etmedi, zehirlenerek öldürüldü. Bağnazlar tarafından. Alim, ülemayı hep şehit ettiler. Yani Kur'an'ı anlayan sanki yaşatıyorlarmış gibi bir durum var. Öyle bir şeye müsaade etmediler.
bağnazlığı kabul etmeyeni yaşatmadılar. Hazreti Osman'ı Kur'an okurken şey dedi. Tabii. Hazreti Osman'ın özelliği Kur'an'ın yeterliliğine inanmasıydı. Evet. Hazreti Ali'nin özelliği Kur'an'ın yeterliliğine inanmasıydı. Hazreti Ömer'in şehit edilme sebebi de Kur'an'ın yeterli görmesiydi. Bağnazların en tahammül edemediği olay odur. Hayır, Arap'ın iyisi iyidir. Müslüman'ı iyidir. Yani hiçbiri Kur'an'ı anlamaz diye bir şey yok. Ama büyük bir çoğunu anlamıyor. Hatırlatıyorsunuz inşallah. Allah ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Peygamberimizin tek şikayeti olarak benim kavmim Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap kıldılar diyor inşallah. Tabii eğer Araplar Kur'an'ı iyi bilen olsa böyle bir ayet olur muydu? Bak diyor ki peygamber, Arap kavmi için diyor. Benim kavmim diyor. Bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Yani Kur'an'a uymadılar, anlayamadılar. Kur'an'ı yaşayamadılar diyor. Peygamberin Allah'a bir tane şikayeti var, o da bu. E o da ne diyor? Araplar iyi bilmiyor da sen mi iyi biliyorsun? Allah zaten onlar bilmeyecek diyor. Evet. Bilemediler diyor. Öyle olsa Mehdi'yi Arapların arasından çıkarırdı. Tabii Allah yani, tabii ki bak, Mehdi Arapça bilmez diyor. Evet. Arapların içinden çıkmıyor Mehdi. Evet. Ama Kur'an'ı en iyi bilen ve en iyi uygulayan kişi olacak. Evet. İmam Mehdi. İnşallah talebesi olurum. İnşallah. İnşallah. Ama Arapça bilirdi Mehdi. Arapça da bilmiyor. Maşallah. Adnan Bey merhaba. Örtünme tehlike arz ettiğinde gerekli. Peki kadınların bu kadar açık giyinmesi orada tehlike arz etmiyor mu? İşte ilginç yana etmiyor. Herkes birbirine saygılı. Herkes hürmet ediyor. Hanımları burada baş tacı ediyorlar. Evet. Hürmet, nezaket, saygı, iffetlerine titizlik, namuslarına titizlik had safhadadır. Onlar geçerken, kız arkadaşlarım geçerken, arkadaşlarım başlarını öne yerler. Evet, inşallah. Ve saygıyla yol verirler. Onlara tek kelime söyletmezler. Sabah benim bu kadar kız arkadaşım var. Onlarla ilgili tek kelime siz dışarıdan hiçbir laf duydunuz mu? Falanca ile çıkmış, falanca şöyle olmuş, böyle olmuş. Hiç tek kelime laf duydunuz mu? Müthiş bir namus anlayışı, müthiş bir iffet anlayışı. Kimse daha parmağın ucunu bile dokundurmamıştır onlara. Gayrimeşru hayattan şiddetle tiksinir onlar. Daima helal. Daima helal. Daima Kur'an'a uygun. Zaten yüzlerindeki o iffet nuru çok dikkat çekecek. Yoksa alelade kızlar olmuş olsa bazı yerlerde gördüğümüz tarzda kimsenin umurunda bile olmaz. Bazı yerlerde oluyor hanımlar mesela çıkıyor. Hepsi dekolte oluyor. Çok abartılı dekolte giyiyor. Kimsenin haberi dahi olmuyor, muhatap da olmuyor, kale de almıyor. Ama bu kadar nurlu, efendi, kültürlü, görgülü, kaliteli klas hanımların dekolte giymesi onları çok sarsıyor ve heyecanlandırıyor. Çok ilginç buluyorlar. Yoksa her kanalda var açık kadınlar. Yerli, yabancı kanallar çaka çaka dolu. Adam çok alelade görüyor, bakıyor, kapatıyor. Yani onun ruhunda hiçbir heyecan oluşturmuyor. Ama burada çok heyecan oluşturur. Çünkü neden? Beni sevdiklerinden eminler. O tutku onları çok heyecanlandırıyor. Bu nasıl bir şeydir? Bunu öğrenmek istiyorlar. Bu derin tutku, bu da derin bağlılık. Yalçın Özdemir, dünya niye var? Din niye var? Biri imtihan yeri, biri kurtuluş reçetesi. Dünya niye var? Olmasaydı dünya bayağı rahatsız olurdu. Bu kadar sevdiğine göre güzel. Din niye var? Dünyanın kullanım reçetesidir. Dünyayı nasıl kullanacağı bilmesin. Eğer büker kırarsın. Kendini de kırarsın, dünyayı da kırarsın. Dünyayı yaratan yanında reçetesini de gönderiyor. Yani prospektüsünü. İlaç prospektüsü gibi. İlacın değil mi? Prospektüsü oluyor. Yanına koyuyorsun. Yoksa adam zehirlenir ölür. İlacın nasıl kullanılacağı, yan etkileri falan. İşte Gökhan sen herhalde şifayı kapacaksın. Git içeri bir şeyler ye. He? Ya kaptın ya, ne kapacaksın? Dünyanın nasıl kullanılacağına dair kullanım kılavuzudur.
Yani ahiret için ve dünya için neler yapmamız gerektiğini anlatır. Yoksa biz bilemezdik. Allah bir ayetinde şeytandan Allah'a sınırım. Biz hanginizin en doğru davranışlarda bulunacağını deneyelim diye hayatı ve ölümü yarattık. Evet. Deneyelim derken tabii Allah bizim ne yaptığımızı zaten kendisi yaratıyor. Bilir bizi. Salih Fidan, hocam size kalpten bağlıyız. Allah sizden razı olsun. Ümit, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber. Oysa siz Hazreti İsa'nın dünyaya yeniden geleceğini söyleyerek peygamber efendimize karşı hata yapmış olmuyor musunuz? Yeni bir din, yeni bir şeriat getirmiyor. O ünvanıyla geliyor sadece. Hazreti Muhammed'in sahabisi olarak geliyor. Son sahabidir. Son sahabidir. Hazreti İsa Mesih. Bak sahabi, mesela bizler sahabi olamıyoruz. O sahabidir. Niye sahabi? Çünkü peygamberimizle görüştü. Beraber birlikte namaz kıldılar. O yüzden. Aslında Mehdi de bir nevi sahabidir de fakat ona detaya girmiyorum. Çünkü peygamberimizle görüşen bir insandır. Peygamberimizin çok sevdiği bir insan. Peygamberimiz soruyor Allah'a, ya Rabbi diyor, bu ışık nedir diyor bu. He? O Mehdi'dir diyor. Ben onu severim. Onu sevenleri de severim diyor Cenab-ı Allah. Sen onu sev diyor. Çünkü ben onu seviyorum diyor. Peygamberimizin görüştüğüne göre o da sahabe olmuş oluyor. Onur Kırbıyık. Okul neden bu kadar sıkıcı? Eğitim sistemi çok kötü hocam ya diyor. 12 senedir okuyorum. Ne öğrendim deseniz her sene aynı şeylerin tekrar oluyor. İnsanları eğitmenin daha etkili bir yolu yok mudur? Mehdi döneminde bu sıkıntıdan kurtulacaksınız. Gülenay Kırış. Tevrat'ta geçen milletlerin Hima Dağı'ndan maksat Hazreti Muhammed midir? Evet. Yani çok kapalı bir uslupla geçer. Hima Dağı'sı mesela Ahmet diye geçmiyor. Kur'an'da Ahmet diyor da. Yani o Arapça dilindeki Ahmet'i kastediyor. Ayeti bahsetti. Yoksa Tevrat İbrani dilinde Ahmet olarak gelmesi. Bak Hima Dağı. Hima Dağı. Yine Ahmet'ten türeyen bir kelime bu. Hamd'den anlamı Hima Dağı. Hepsi hamd kökenlidir. Ve bütün milletlerin himadası gelecek ve bu mabedi şanla şerefle dolduracağım diyor. Eski ahit Haggai 2 ayet 6-7 arası. Himadası işte burada mesela peygamber işaret var. Ama mühim olan orada yani peygamber gelmeyecek demiyor bundan sonra. Peygamber gelmeyecek demiyorsa gelecek demektir. Yani çünkü geldiğinde zaten kendini ispat ediyor. Yani Tevrat'tan ayrıca belgeli ispat edilmesine gerek yok. Ama Mehdi'de böyle bir husus olmadığı için, vahiy almadığı için onu peygamberimiz vahiyle çok detaylı açıklıyor ki sorun çıkmasın. Çünkü Mehdi'ye vahiy gelmiyor. Mehdi'ye gelmesi gereken vahiy peygambere getiriyor Cenab-ı Allah. Hem de çok fazla miktarda vahiy. Onları söylüyor. İşte kaşı şöyle, gözü böyle şuraya gelecek, buraya gelecek. Çok detaylı bilgi. Onu gören kanaatini getirmiş oluyor. Hima'da kelimesi Muhammed ismiyle aynı köklerden anlatmıştım. Ahmet isminin harflerin kökleri olan Hamim, dal. Kur'an'da var ya Hamim, dal.
Nerede o eski bayramlar? Ya günah nereden çıkarıyorsun günah diye? Kendi kendine günah çıkartmışsın. Gayet normal o. Günah değil. Hatice Bey, kişi içinden geçtiği dışarıya sorumlu olur mu? İnsan içinden birisine hakaret etse, kıskansa, hakkında kötü düşünse ama açık etmese yine günah olur mu? Ya o kişiye karşı eylem olmadığı için bir şey olmaz. Ama dine mukaddesa yönelik yani şuurlu, bilinçli olarak bir eylem tasarlamak Allah'a karşı bu suç olur. Ama kafasından vesvese şeklinde geçmesi geçerli olmaz. Ama bilinçli kabul olur. Yani bilinçli kabulle Allah'ı reddederse kafasında geçerli olur o. Yani dilimden söylemedim olmaz. Allah sinelerin özünde saklı durumu bilendir. Tabii olmaz öyle. Yaşar Fatih Enes, hocam unutkanlıktan nasıl kurtulurum? Yaşım genç ama o kadar çok şey unutuyorum ki. Einstein da çok unutkanmış. Unutkan adamlar zeki olur, bir şey olmaz. Hep bilginler falan unutkan olur. Biliyorsunuz filmlerde falan gösterdi. Her şeyi unutur ikide bir. Ağırlığı zekaya verir yani. İyi olur, bir şey olmaz. Boş şeyleri unutursun, ne yapacaksın? Ama düdüklü tencereyi ocakta unutursun olmaz. Önemli şeyler unutmayacaksın. Periklitos, Periklitos, yani Faraktes'in Yunanca'daki yazılışı, Yunanca hiç eksiksiz olarak okunduğunda Ahmet olarak, Ahmet anlamına geliyor. Yani hamleden anlamında birisi gelecek diyor özetle. Tamam yani bu hem Mehdi'ye hem peygamberimize ağırlıklı, aynı zamanda Mehdi'ye de işaret ediyor. Hazreti İsa biliyorsun Arami diliyle konuşuyordu. Yunan diliyle konuşmuyordu. Ancak daha sonra İncil Yunanca'ya ve Latince'ye çevrildi. Paraklit kelimesi Yunanca'da bir manası teselli edicidir. Yunanca'da bir başka kelime daha vardı. O da Ahmet manasında olan Periklitos kelimesi. İşte oradan çıkmış oluyor ama tabii bir zincirleme, incelemeyle anlaşılıyor. Hocam ne zaman oynayacaksınız diyor Emre Yardımcı. Helal. Bak Zeynep Ünal diyor ki hocam hep kadınlar ön planda. Biraz da diyor gençleri, erkekleri ön plana çıkarın diyor. Tabii bir kadın için de erkekler de güzeldir. Kadınlar da güzel. Yani bu baş olacak bir şey değil. Adam hep kadına kafayı takıyor. Şimdi biz buraya adamlar da olursak der ki ya bizim hanımlarımız var şimdi bu adamlar bakıyorlar, etkilenirler, tahrik olurlar diyecek. Hanımımı seyrettirir miyim? Ya şimdi şu mantık mı ya? Bundan başı olur mu? Şunun yani hayatı ne kadar kitleyen, ne kadar fıtrata aykırı bir şey olduğunu çok rahat anlamak mümkün. Erkek oluyor tamamen, ya yok hanımım etkileniyor veyahut kızım etkileniyor. Yani hanım oluyor, işte ben de o gene hanımlardan etkileniyorum. Ya kardeşim şu laf mı ya? O zaman hayat iptal olur. Betondan duvarlar yapıp herkesin içinde yaşaması lazım. Sokağa çıkmaması gerekiyor. Salih Fidan, hocam size kalpten bağlıyız. Allah sizden razı olsun. Ama tabii Ahmet şeklinde arayan bulamaz. Öyle bir kelime yok. Ya Tevrat'ta da İncil'de de yok. Ya balık daha ne kadar olsun ki Allah aşkına? İyi oradaki balık sayısı. Evet.
Onlar kum gibi balık olsun istiyor. Bak keyfe bak sen keyfe. Şuradaki balığımız da çok güzel arkadaki. Ne şeker şey ya. Taklalar atıyor bak bak. Keyfe geldi hemen. Allah'a emanet o alkol falan almış olabilir mi? Bak dağıtmış vaziyette. Bir enerji patlaması yok. Evet. Onun ismi Nail. Nail bu akşam coştu. Bu sabah kadar bu enerji bitmez. İnşallah. Tugay Keser. Madem Allah o kadar yüce, o kadar büyük, neden kendisine yalvarmamızı istiyor? Bu egoistlik değil mi diyor, haşa. Sen kendisine yalvardığında sen zevk alıyorsun, mutlu oluyorsun. Değil mi? Yani sonsuz bir gücü sevmek, insan gibi aciz bir varlık için müthiş zevklidir. Dua ettiğinde duanızı duyuyorum diyor Allah. Ve duanızı cevap veriyorum diyor. Mesela aciz bir varlık için bu ne kadar zevkli, ne kadar rahatlatıcı bir şey. Ve Allah hakikaten de duaya cevap veriyor. Evet, Hristiyanlar bunun farkında çok sık dua ederler. Bünyamin, çok haklısınız. Kur'an'ı yeterli görmeyenler de dini zorlaştırmaya çalışıyorlar. Siz çok güzel açıklıyorsunuz maşallah. Abdi Bey, bir İslam devleti olan Osmanlı'daki cellatların İslam dinindeki yeri nedir? Canım adam karar veriyor. Mesela padişah vurun ki tiz kellesini vurun diyor. Adamın kollarına girip kafasını vurup uçuruyorlar. E bu zulüm olur. Olur mu öyle şey? Yargılanması lazım. Bir de kafasını kesecek ne var? Nihayet bir laf söylüyor, bir konuşma yapıyor. Yani çok büyük günah. Affedici olmaları lazım. Şefkatli olmaları lazım. Bir hata yapıyor. Adamın kellesini getirin bana diyor. Şu olacak iş mi? Çuvala koyup adamın kafasını alıp getiriyorlar. Kilometrelerce ötede. Dehşet verici bir şey bu. İslamiyet'le alakası yok. Jason. Ama sözünde bir anlamı yok ki. Ne? Yani sorduğun soru nedir? Kimden bahsediyorsun? Bunları bir açıklaman lazım. Dünya daha önce yaratılmış mıydı? Yani Hazreti Adem'den önce bir yaşam var mıydı? Cenab-ı Allah durup durup kainatı yaratmış değil. Yani cenneti cehennemi yaratması Cenab-ı Allah'ın nasıl oluyor? An içinde oluyor. An ne demek? Sonsuz kısa zaman. Sonsuz kısa zamanı Allah nasıl algılar? Tam anlamıyla alır ve bilir. O zaman Hazreti Adem ne zaman yaratılmış oluyor? Oradan çıkart. İfra ediyorum diyor. Vay. İfra ne demek ya? Baksana sözlükte. Bayağı Osmanlı bir hanım anladığım kadarıyla. İsmi de ilginç. Ruhver benim kanaatim böyle hafif tombik, beyaz, kapalı bir hanım olarak düşünüyorum ben. Ondan sonra hafif burnu terlemiş. Gecenin bu saatlerine kadar büyük bir dikkatle beni izleyen, içten içe çok seven ama bana da kızan. Yani bu kadar kızla niye görüşüyorsun, ne gerek var, benden niye görüşmüyorsun gibi bir mantıkla olaya bakan. Sen de gel. Kesmek. Efendim? Kesmek. Kesmek. Neyi kesiyor? Ha. İfra. Kadınların ziynetini. Ama sen söylerken burada hep kendi fikirlerini anlatmışsın. Sen bana ayet versene. Evet. Mübarek ruh ver. Asıl o zaman sen bana güzellik yapacaksın.
senin ilk yapacağın şey mantıkla konuşmak. Sen burada uzun uzun edebi konuşma yapmışsın. Osmanlı kelimelerle falan. Biz sana uymasak da Kur'an'a uysak güzel olacak değil mi? Biz sana uymayız. Yani bunu derken tabii haşa zaten sana uymam da. Edebiyatla, demagojiyle din olmaz. Senin bacın olsa otobüste bilmem kimin yanına otursa senin bunun ruhun kabul eder mi yani falan. Böyle konuşma olmaz. Sen bana Kur'an ayeti gösteriyorsan senden konuşayım. Kur'an ayeti göstermiyorsan ruh ver olmaz. Evet, olmaz. Eğer hanım kızsan, samimiysen, evet, madem böyle olgun, bu kadar oturaklı, bu kadar alime bir üslubun var, ki uzun uzun da yazmışsın, mantıkla din ortaya koymaya kalkarsan, peygamberlik iddia etmiş olursun. Bu da şirk olur, Allah adına yalan söylemiş olursun. Müslüman sadece Kur'an'la konuşur. Bir şeyde bir fikir ifade edeceksin. Yani bir şey anlatacaksın. Kur'an'la konuşmazsan edebi olarak sayfalarca yazarsın. Ben de sana sayfalarca edebi cevap veririm. Öyle yapmayalım. Sen bana Kur'an'la cevap ver. Ben de sana açıklayayım. Ama Kur'an'la cevap veremezsin. O zaman bittin. Kur'an'la cevap vermezsen başka bir dinden bahsediyorsun demektir. Bana İslam'dan bahsediyorsan mutlaka Kur'an ayetiyle konuşacaksın. Ayet ne diyorsun? Gönderebiliyor musun? Yok. Bol edebi konuşma var diyorsun. Ben de onu dinlemem. Yani çünkü haklıyım. Ben Kur'an'a tabi olmakla mükellefim. 24 yaşında tanıdım size diyor. Şimdi 32 yaşındayım. Hiç bırakmadan sizi izliyorum. Adeta artık bağımlı oldum diyor. Hala aklımda diyor. Sene 2007 siz ekonomik kriz 2014 yılına kadar sürecek dediniz. Ben ise 2010'da iyileşecek diye okumuştum Hollanda gazetelerinde. Hakikaten sizin dediğiniz oldu. Hala şaşıyorum diyor. O devre söyleyeyim. Bak 7 yıl sürecek dedim. Bütün Avrupa gazeteleri en sonunda benim dediğimi aldılar. Kimi dediler 6 ay sürmez, kimi 3 ay sürmez. IMF şu bu falan baktılar ki olacak gibi değil. Asıl kaynaktan alalım dediler. Benim dediğimi bütün dünya kabul etti. 7 yıl sürecek. Her yerde aldılar. Ve benim dediğim doğru çıktı. Bak büyük İstanbul depremi olacak dedi. Bütün alimler, hocalar yok dedim ben. Hicri 1406'ya kadar büyük deprem yok. İnşallah. 1506'ya kadar. İnşallah. Oğuzhan Bakkaloğlu. Bir ses. Hocam hiç uyumuyor musunuz? Bu ne enerji bu saatte diyor. Beni dinlendiren budur. Allah'ı anmak, İslam'a hizmet etmek. Öbür türlü ben çok rahatsız olurum. Yılmaz Aykaç, Adnan hocam, sizi dinlemek ve izlemekte mutluyum. İslam'ı sevdiriyorsunuz. Eyüp Han, peki komünistsiz, darvinistsiz, darvinistsiz bir Kürdistan devletine karşı mısınız peki? Ya Irak-Suriye bölümünde hakikaten ne Irak ilgileniyor Kürt kardeşler, ne Suriye ilgileniyor. Eğer onlar da uygun görüyorlarsa onların orada bir Kürt bölgesi oluşturmaları makul. Yani onların kendi iç dinamikleri açısından bir mahsuru yoksa devlet olarak kendi parlamentoları toplansın. Yazık günah, dindar bir Kürt devleti, Kürt kardeşim, Arap da olsun içinde, Türk de olsun, hepsi de olsun. Yani bir idare iyi olur orada.
Yani devlet olması şart değil yani onların öyle huzurda yaşayacağı, herkesin garantör olacağı bir sistem. Mutlu yaşasınlar yani orada ezilmeler çok korkunç. Sayın Hocam, İslam tek ve hak din olmasına rağmen neden dünyadaki karışıklıklar İslami bölgelerde oluyor? Neden terör hep İslam'ın olduğu topraklarda Murat Bey? Çünkü Mehdi'nin çıkacağı yer olduğu için. Peygamberimiz buralar oğlu kolu kan akacak yerler olacak diyor. Evladım çıkmadan evvel diyor. Aynısıyla oluyor. Bütün bu olaylar Mehdi'nin çıkması için oluyor. Hepsi. Mesela dindar bir hükümetin Türkiye'de sürekli iktidara gelmesinin sebebi de yine Mehdi'dir. İsa Mesih'in çıkışı ve Mehdi'nin çıkışıdır. Hocam vesilenizle namaz kılmayı akıllarına getirmeyen gençler namaza son derece titizler şimdi. Hürmetle ellerinizden öperiz. Ben sizin ellerinizden öpüyorum. Reşat yazmış. Ya bu arkadaşlar 25 sene, 30 sene nasıl oluyor da yanınızdan ayrılmıyor? Her dediğinizi yapıyor ve çok seviyorlar sizi diyor. Bu nasıl bir iştir ben anlayamadım diyor. Maşallah. Asla ayrılmayız. İşte Allah için sevmeyi bilmediği için. Mezelerin kralı oluyor. Onlar sevginin, tutkunun kraliçesi ve kralları oluyorlar. Değil mi? Evet. Kendisini saat 2'ye kadar sizden ayrılamıyor. Demek ki o da çok seviyor. Maşallah. Geyikli baba. Her gün yayın oluyor ya diyor. Herkes her gün orada. Şaka mısınız siz ya diyor. Cemile. Etkileyici sesiniz diyor. Konuşmanız bambaşka. Allah'ın yarattığı bütün canlıları kim olursa olsun ayırt etmeksizin seviyorsunuz. Sevgiyi kalbimize yerleştiriyorsunuz. Korkusuz, kararlı, güçlüsünüz. Davanızda mücahitsiniz. Nursunuz. Sizi çok seviyorum diyor. İsmail Celen. Hazreti Adem bile şeytana kanmış diyor. İşte Allah ibret olması için söylüyor. Yani siz yapmayın diyor. Siz Mehdi beklemek dersiniz ve şu anda ortaya çıktığını düşünürsek Mehdi'nin. Siz Hazreti Mehdi'nin yanında hangi konumda olmak istersiniz? Hizmetçisi. Hizmetçisi. Bak ayet yazalım. Yok. Hayrettir ben hiçbiri. Her zaman ayete davet ediyorum. Kur'an'a davet ediyorum. Uzun uzun edebi yazılar yazıyorlar. Ama Kur'an ayet yazamıyorlar. Ya ayet yazmıyorsan bir ayetin numarasını ver. Türk Bozkurt, 1903 Musti. Namaz kılmıyorum, imanım zayıf, ne yapmalıyım? Dua ederken kendime demediğimi bırakmıyorum. Bu yüzden de ne yapayım? Ben hocam müşrik miyim ben diyor. Etrafındaki insanların belki imanları zayıftır. Ondan etkileniyorsun. Etrafa çok önem veriyor olabilirsin. Kendi içine dön. Kur'an mucizelerini oku. Benim kitaplarımı oku. Bayağı etkili olur. Benim kitaplarım çok açar seni. Kur'an mucizeleri kitaplarım var. İman hakikatle ilgili kitaplarımı oku. Aşk. Evet, Allah aşkıyla sevdiğim diyor. Nur Ala Nur hocam.
Abdülhamit Han için anne karnında evliyaydı deniyor diyor. Bu konu hakkındaki düşünceniz nedir? Kaderinde evliyalık varsa olur tabii. Murat Akyol'dan. Hocam günlerdir sizi izliyorum. Güneydoğu'da görev yapan ve her zorlukta Allah aşkıyla direnebilen bir askerim. Sizi ve kardeşlerinizi çok takdir ediyorum. En azından sizler ile hayata bağlanıyorum. İşte bu sözü doğru. Yani çünkü insan etrafa bakıyor, bağnaz adamlar var. Mesela dindarlar var ama sırf kendi adamlarına muhatap oluyorlar. Suratları asık. Ticarete sadece önem veriyor. Yani kolayca iletişime geçecekleri, sevgi duyacakları bir insanı bulamıyorlar. Bulsalar da çok korkunç bir bağnazlık fırtınasıyla karşılaşıyorlar bazılarında. Olan imanını da kaybediyor bir sefer. Diyor ki 25 yıllık namazını kılmamışsın. Sen önce diyor bir kere beynamazsın sen diyor. Şu namaz borcunu ödemen lazım. Ne yapacağım diyor. Uyku ve yemek dışında diyor. Gece gündüz o namazları kılacaksın diyor. Ya 25 yıl namaz nasıl kılınır ya? 25 yıllık namaz. Namazlarını da ayrıca kılacaksın diyor ve sünnetleri de terk etmeyeceksin diyor. Ya adam işte de gitmemesi lazım. Yani gece, gündüz, sabah, akşam. Evet. Adamı sen dinden, imandan, namazdan soğutmuş oluyorsun. Evet. Nerede görmüş borç namaz ya? Öyle şey olur mu? Namaz vakitli olarak size farz kılın diyor. Vakti geçtiyse namaz da geçti. Nasıl borç kılıyorsun? Kendi kendilerine kural çıkarıyorlar, hüküm çıkarıyorlar. Ne güzel söylemişti ağabeyimiz, Sungur abi, rahmetli. Gitmiştim ziyaretine, sen dedi Sedd-i Zulkarneyn oldun dedi. Seni aşıp bize gelemiyorlar dedi, sen olmasan bizi ezerlerdi dedi. Ama seni aşamam, çünkü felsefi yönde beni ezemeyince, yenemeyince, ben onları ezip yenince, yani fikren, yapacak da hiçbir şey kalmıyor. Mesela bak hükümetin de ideolojik altyapısını oluşturuyoruz. Felsefi. Hükümetin felsefesi yok. Bir felsefe oluşturuyoruz. İdeolojik bir zemin oluşturuyoruz. Kimse de hükümete ilişemiyor. Yani felsefi yönden tartışamıyorlar. Mesela PKK'da felsefi yönden tartışamıyor. Çünkü biz varız. Biz İslam dünyasının aydınlık yüzüyüz demiştiniz. Tabii. İslam alemi mesela diyorlar ki ya hep bağırnaz oluyorlar, hep kapalı oluyorlar. İşte hanımlar kapalı, kimseyle konuşmuyorlar. Karma karışık anlatımlar oluyor. Efendim akla, mantığa tamamen zıt izahları var. İnsan o ortamda hayatını yaşayamayacak hale geliyor diyor. Hakikaten uygulamada geniş çaplı böyle bu. Hepsinde olmasa da büyük bölümü böyle. Ama burada hayatla iç içe İslam. Yani hayatı da çok mükemmel yaşıyor, din de çok mükemmel yaşıyor. O zaman göz aydınlığı oluyor İslam alemi için. Örnek gösterilebilecek bir yapı oluşmuş oluyor. Adam diyor ki mesela plaja gidenler bunları Müslüman görmüyor diyor. Ama adam bize örnek gösterince konu bitiyor. Bir de Adnan Bey hep ailesinin İslam'ı öğrettiği kişiler veya o şekilde öğrenenler Müslüman olur diye düşünenler oluyordu. Halbuki sizin yanınızda bizden çok fazlamız, sizin öğrendik İslam'ı. Daha önce İslam'ı yaşayamayan insanlardık, bilmeyen insanlardık. Hristiyan vardı. Tabii Hristiyan, bak kaç tane? Üç Musevi var. Gene üç Hristiyan var. Müslüman olmuş. Dindar olmamıza hep siz vesile oldunuz. Maşallah. Yoksa normal insan, dışarıdaki insanlardan, değil mi? Daha belki daha şey, daha yanlış bir yolda olacaklardı. Siz sadece bizimle o kalmadın da herkes giriyor. Siz binlerce kişinin imanına vesile oldunuz. Maşallah. Bütün dünyada. Sungur abi 30 Ocak 2007'de dedi ki bir sohbetinde iman hizmetinde Adnan Hoca'nın eserlerinin çok büyük etkisi oldu dedi. Maşallah. Daha önce biz biraz geri duruyorduk dedi. Risalelerden başka kitaplarla ilgilenmiyorduk. Bak, risalelerden başka kitaplarla ilgilenmiyorduk. Fakat neşriyat, yayınlar aleminde Harun Yahya'nın, yani Adnan Hoca'nın diyor, eserlerinin elmas hükmünde olduğunu gördük maşallah dedi. Bak, elmas hükmünde.
ilke. Atatürk komünizm en büyük tehlikedir. Nerede görülse ezilmedir demiş. Ama onun kurduğu parti olan CHP'de nasıl oluyor da komünistleri bir kısmını diyelim içine alıyor veyahut bazı komünistleri destekliyor diyor. Ve canım CHP özgürlükten yanaysa her türlü insanı içine alır ama sol bir parti CHP. Solu temsil ediyor. Komünist aralarına alıyor olabilir ama öyle terörist komünisti falan almaz aralarına. Marksist sosyalist tipleri belki alıyor olabilirler aralarına. Ama onlara da mesafeli oluyorlar. Yani sosyal demokratlara kapı açık olur onlarda. Yani sosyalist ve komünistleri kabul etmezler. Utku Dağlı, A9 ekibi gerçekten çok başarılısınız. Kırklar elliden sizi takip ediyorum. Mesih imanlısıyım. Yani Hristiyan kardeşimiz. Ama Kur'an'ı da okuyorum. Sizleri seviyorum. Tevrat'tan ve İncil'den alıntılar yapmanız çok güzel. Sizleri ayrıca destekliyorum. Yaratılış gerçeklerini hocamızın Tevrat'tan Hikmetler ve İncil'den Güzel Sözler kitabını okuyor ve kilisedeki kardeşlerime de öneriyorum. Sevgilerimle Allah hidayetinizi artırsın. Bak ne güzel. Ne güzel. Kırşehir'den Ahmet Aslan'ın oyun havaları çok iyiymiş. Gir internete bir bak bakalım. Ahmet Aslan var mı sizinle? Uzay imamı Bağnazlara bayağı kızmış. Adam sizin bütün hurafelerinizi alt üst ediyor diyor. Yani tabii ki. Getir bakayım. Şşt, 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 şşt. Koçum, helal, çok güzel. Ya vatan böyle bir evlat yetiştirdiyse şahane. Vay be, koçum benim, kaşıklara eşlik ediyorlar, çok şahane. Tamamdır. Ya şimdi fırlayacağım ortaya yani. Koçum benim. Ben yandım ama aynam düştü yerlere, karıştı gazellere tabiatım. Müthiş hocam ya diyor. Bazı kişiler diyor AKP'ye yaranmaya çalışırken AKP'yi yanlış yönlerinde açık açık uyarıyorsunuz. Doğru yönlerinde de destekliyorsunuz diyor Harun Erikçi. Hocam askerler olarak Bitlis'ten sizleri izliyoruz. Maşallah süpersiniz. Bütün Bitlis'teki ve Güneydoğu'daki aslanlarıma selam sevgiler. Allah sizi kahpe kurşunlarından korusun. Ya kardeşim kaza namazı diye bir namaz yok. Öyle bir şey yok. Ya Kur'an'a aykırı bu. Ne demek kaza namazı ya? Vakitli olarak farz kıldım diyor. Uf diyor, namaz kazaya kaldı diyor. Uyu sen öğlene kadar. Kazaya kaldı ya diyor. Namazı kaçırdın. Kasten yaparsan harama girersin. Namaz vakitli olarak farz. Vaktinde kalkıp kılacaksın. Kılmadıysan geçti. Namazı dost doğru kılın diyor Yüce Allah. Titizlik olsun. Tabii. Cüneyt neredesin?
Hadi bakalım, arkadaşın gelmiş, seni götürecekler. Ya şimdi o Koç Yiğit'in müziğini indirebiliyor muyuz biz? Nasıl yapacağız? Ne kadar baktığımız lan? Ya kardeşim, yayında çalmamız önemli. Onu direkt bağlasak olur oraya. Ne? Onu direkt bağlayabiliriz oraya. Var mı öyle teknoloji? Bir getir yap, görelim nasıl oluyormuş. Erdem söylemiş, yaptın yok. Bu şarkıyı çevirsek. Ne? Bu şarkıyı tekrar çevirsek. Ya sen gel bakalım bir şey. Açabilirsek de ne olmaz. Olayın içinde olacaksın. Şey pardon, doğru söylüyoruz değil mi? Erdem bize sürpriz yapmayacaksın değil mi? Sesi kapalı yanında mı? Erdem şu an bilgisayarla güreşiyor. O derler de sana, var mı zararım diyor, vay be. Uğrun uğrun ararım. Vatan memleketi bu şehir yurdum var mı? Böyle ağır girişler hayatı konulur. Oralar ne karım benim. Anadan 17 benim. Çiçek dağı. Hey.
Çok iyi bir kaynak. Ya kardeşim, böyle olaylar varsa bize niye ihbar etmiyorlar? Yani bak, kardeşimize teşekkür ediyoruz. Hayati bir konu. Müslümanlık olarak tüm dünya bizleri, bak Müslümanlık olarak tüm dünya bizleri adamları kesen, kadınları taşlayan, bombaları patlatıp Allahu Ekber diyen çapsız insan olarak tanıyor. Son zamanlarda bizi, ama bilmiyorlar ki bizler aslında dünyanın en aşık, en güzel insanlarız. Sizi selamlıyorum diyorum. Murat Ak Yolcan. Gerçek Müslümanlık hakikaten unutuldu. Atabey, Muammer Acar. Sayın hocam, bundan sonra ne olacak? PKK bitecek mi? Barış Yoldurak. Hocam, lise ve üniversitede 8 yıl müzik okudum. Profesyonel anlamda 11 yıldır org çalıyorum diyor. Orgun ve ben hocam diyor, emrinizdeyim diyor, estağfurullah. Şeref veririz. Alkışlarda oktar içer alırız. Yani çok iyi olur. Deli deli deli. Bir tanesinin ismi. İbrahim Fehmi. Mustafa Köken, Saidi 78, Neslihan, erkekler sürekli kadınlarla ilgili yazıyorlar diyor. Oradaki yakışıklıları görmüyorlar mı? Nasıl karizmalar diyor maşallah. Yani tabii. Hocam, Oktar hocamızı özledik diyor. Kaç gündür görünmüyordu, bir meydana çıksın diyor. Yıkar ortalığı. Türk Bozkurt. Nesim Tekki, Muhammed Acar. Emine. Furkan. Marlon Trando. Lan ne komik adam var yani. Akla yer girmedik lan. Hamit. Mürşide. Emre Yardımcı. Ceyhun. Alval. Halime. Selim. Ali Sadri. Hasan Özyakup. Ali Said Çöl. Hakan Altınel. Ayşenur Fatma. Oo, yüzlerce mesaj var. Bunlar nasıl, ben okuyayım hepsini? Ama bazen böyle ismin okunun hoşuna gidiyor. Evet. Ya bu vakte kadar, Allah Allah. İnanılır gibi değil ya. Bir de acayip yüksek. Kaç günden beri böyle. Maşallah. Öyle mi? Evet, ne güzel. Ne güzel. Allah Allah. Ama çok çok yüksek izleme var ya. Havariler İsa Mesih'e nerede hazırlık yapmamızı istersin diye sorular. İsa onlara bakın dedi. Kente girdiğinizde, büyük şehre, karşınıza su testisi taşıyan bir adam çıkacak. Kova burcundan birisi. Kova burcunun. Adamı gideceği eve kadar izleyin. Yani onun bir evi olacak. Orada insanlar olacak. Arkadaşlar olacak.
Onun peşine takılın diyor. Öğrencilerden ikisini şu sözlerle önden gönderdi. Kente gidin, orada su testi taşıyan bir adam çıkacak karşınıza. Onu izleyin. Şimdi kısa bir ara verelim de Ümmet-i Muhammed'e bir bakalım. İnşallah. Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Adnan Oktar'la sohbetler burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.